İyi akşamlar Türk milleti, iyi akşamlar vatanseverler. Kaan kardeşimiz bayram dolayısıyla Ankara'ya geldi. Beraber stüdyodan yapacağız bu akşamki yayını. Bir bayram hediyesi gibi, bir bayram muhabbeti ya da bayramda bu edebiyattı, şiirdi. Bir o dünyalara gireceğiz. Şevket Süreyya diyoruz bu hafta. Çok önemlidir. Tanıyan okuyanlar bilir, tanımayan okumayan bilmeyenler de bu programdan sonra merak edip bir alıp herhalde bir iki kitabına bakacaktır. Öncelikle bütün Türk milletinin Ramazan bayramını kutlarım. Nice nice bayramlar tüm sevdiklerinizle. İnşallah bayramların bayram gibi olduğu bayramlar yaparız inşallah diyorum. Kaan'a hoş geldin diyorum. Hoş bulduk abi. Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Umarım daha güzel bayramlarda görürüz. Daha güzel yarınlarda tekrar birlikte oluruz. Evet, bu güzel bayram tanımı da şeydir. Hep böyle hani hep bir göreceli gelir. Nerede o eski bayramlar falan diye. Ben bu bayram şeyi hissettim yani. Bayramlarda artık ben hani normalde eskiden bu neşe ve bir mutluluk falan vardı ya. Artık bir hüzün böyle bir başka bir şey kaplıyor ediyor yani. Son yıllarda böyle hissettiğim ettiğim hikaye bu oldu yani. Ve hakikaten şeyi düşünüyorum. Bir daha tekrar Cumhuriyet rejimi kurulmadan milletin çoluk çocuğunun, milletin erkeğinin, kadınının tek ve eşit bir sağlık sisteminde, eğitim sisteminde, kıyısına, denizine, yaylasına çıkamadığı, gidemediği bir ülke olduktan sonra bayramların bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Hakikaten tek başına ya da iki kişiyle, üç kişiyle bilmem neyle bayramlık falan filan olmuyor abi. Bir de eski ilişkiler denilen ilişkiler hakikaten o arkadaşlık, dostluk, aşklar, akrabalıklar başka bir şeydi. Yani insanların şimdi herkesin bir tarafa kaçtığı, herkesin bir yalnızlaştığı, ettiği bayramda o bayramı beraber kutlama ya da beraber hasbihal etme falan işleminin kalktığını görüyorum. Ve bu beni çok böyle şey yapıyor, üzüyor. Demek ki bir kader birliği, bir vatan birliği kuramamışız. Ya da buralar darmadağın olmuş. Başka bir şey olmuş. Yani biz artık merasimlerin dışına çıkıp Ramazan bayramıydı, Kurban bayramıydı, 29 Ekim'di, 23 Nisan'dı. Bunları üretim ve bölüşüm ilişkilerini tekrar yeniden dizayn edemeden, yani tekrar Cumhuriyet devrimini ayağa kaldırmazsak ben bu bayramların çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bir pansuman gibi, bir göz boyama gibi. Çünkü görüyorsun abi, memlekette aç susuzu da görüyorsun, hastane kapısında çürüyeni de, okul ya da öğretmen yüzü göremeyeni de ve bir tarafa bir bakıyorsun bambaşka bir hayat. Adam işte atıyorum golf oynamak için 500 dönümü kapatmış memlekette. 10 bin kişinin günde tüketeceği suyu tüketiyor, ediyor. Ve oradaki hizmet eden bütün herkes Türk çocukları. Gelip oradaki tesislerden yararlananlar Türk'ün dışındaki bütün milletler. Ve kabul edemiyorsun yani bu tabloları, bu yerleri kabul edemiyorsun. Yani memleketin içinde ayrı cumhuriyetler kurulmuş. Ve herkes kendi cumhuriyetinde mutlu. O halde o cumhuriyetleri kamulaştırıp tek bir cumhuriyette bir ortak irade, ortak vatan kurmak lazım. Aksi takdirde ben hiç içime sinmiyor bu hayat. Hiç acı çektiren bir yerdeyiz yani. Hakikaten yediğine, içtiğine, gittiğin, geldiğin bir yere artık mutlu olamıyorsun. Hani gidiyorsun bir yere, Antalya'ya gittin, Antalya'yı gör. Abi mutlu olamıyorsun ya. Başka bir şey düşünüyorsun. Bir bakıyorsun, ne diyorsun? Lan diyorsun ki burada bu var. İşte öbür tarafta İliç'te 9 tane adam toprağın altında kalmış diyorsun. Öbür tarafta işte Çitinemen dışında Antalya'nın çiftçisinin çocukları domates, biber yetiştirme derdine düşmüş diyorsun. Gidiyorsun 500 metre, 2 kilometre ileriye bir limana. Bir bakıyorsun orada da başka bir dünya. Burada da kokain uyuşturucu ticaretinden imparator olmuş adamlar. Lan bu ne lan? Ya böyle bir vatan, böyle bir model ve her şey normal. Artık her şeyi normalleştirmişiz. Yani suç ve suçluluk yaygınlaştıkça normalleşmiş. Bunlar böyle ve böyle gidecek. Yani bu kapitalist sistemin tanrıları kim Kaan? Yani bu edebi ürünler bunun için üretiliyor. Yani ne oldu da bu kapitalizm yükselerek ve daha acımasız şekilde insan hayatını işgal etti? Buna dair ne dayanaklarımız var geçmişten bugüne ya da yarına ne koyacağız edeceğiz? Buyur, söz sende. Şimdi var olan sistem, yani kapitalizm, insanı bireyselleştirerek aslında yok etmeye çalışıyor.
aşırı derecede bireysel bir hale getirmeye çalışıyor. Nasıl eskiden biz bayramlar diyoruz. Bayramlarda arkadaşlar bir araya gelir, akrabalar bir araya gelir. Aslında konuşurlardı. Yani ortak düşünce üretirlerdi. Bayramlar toplama zamanıydı. Dayanışma zamanıydı. Ülke gündemini konuşurlardı ya da yaşantılarını sorgularlardı. Bir birlik ve beraberlik duygusu içinde hareket edilirdi. Ama şimdi baktığımız zaman arkadaşlık ilişkileri zayıflıyor, akrabalık ilişkileri zayıflıyor ve insanlar arasındaki ilişkiler çözülmeye başlanıyor. Niye? Çünkü insanları daha bireysel hale getirdiğimiz zaman, yani sistem daha bireysel hale getirdiği zaman insanları savunmasız bırakmış oluyor. Örgütlenmeyen insan, bir araya gelip düşünce öğretmeyen insanlar, insan toplulukları tek başlarına kaldıkları zaman var olan sistemin kendilerini nasıl sömürdüğünü, nasıl bir açmazın içine soktuğunu fark edemiyorlar. Aslında bu bayramların değersizleşmesi, toplumcu ya da kolektif düşünceden uzaklaştırılıp insanların bireysel hale getirilmesi, kapitalizmin insanların onun yapısını sorgulamaması için bir stratejisi, başarılı bir strateji. Daha çok insan bireysel olduğu zaman, düşünce üretecek merkezlerden uzaklaştığı zaman, düşünce üretecek alanlardan, topluluklardan uzaklaştığı zaman, bireyselliğine gömüldüğü zaman var olan sistemi sorgulayamıyor. Ama baktığımız zaman bunu sorgulayabilecek mekanizmaları biz ortaya çıkarırsak, insanlar o zaman bu sistem içerisindeki düzensizlikleri, yanlışlıkları sorgularlar. Ben kendi ülkemde neden başkasına, yabancı birine hizmet ediyorum? Kendi ülkemde göremediğim yerler varken yabancılar buranın her bir adımını, her bir sokağını, her bir caddesini ezbere biliyorlar. Neden ben bu ülkenin içerisinde bu ülkenin vatandaşı gibi birinci sınıf insan olarak yaşayamıyorum diye düşünmeleri için insanların bir araya gelmesi lazım. Ortak düşünce üretmesi lazım. Ortak düşünce alanlarını yaratmamız lazım. İnsanlar bireyselliğine gömüldüğü zaman, yani kapitalizmin istediği gibi tek başına kaldığı zaman sorunlarına çözüm bulma noktasında çok zorlanırlar. Bir çıkış yolu bulamazlar ve bir şeyin peşine takılarak aslında hayatlarını tüketirler. O yüzden insanları bir araya getirip kolektif düşünce üretecek alanları çoğaltmamız lazım. Nefes alacak alanlar yaratmamız lazım. Mesela bugün bir kafeye gidersiniz. Kafede arkadaşlarınızla buluşursunuz ama yukarıdan böyle bangır bangır bir müzik verir. Yani aslında sistemin her şeyi sizin düşünce üretmenize engel olmaya çalışır. Niye müzik verir? Çünkü sen konuşma insanlarla. Sadece orada ye, iç, tüket. Başka hiçbir şey istemez. Sistem hep buna yöneliktir. Nereye giderseniz gidin. Bir gürültü verir, bir ses verir ya da sizi oyalayacak başka bir şey verir ama insanlar arasındaki ilişkileri zayıflatma yöneliktir. Hayatımızın her alanda, kapitalizmin dokunduğu her alanda insan ilişkilerini zayıflatma yöneliktir. Edebiyatta da böyledir mesela. Edebiyatta şu anki güncel edebiyat romanlara baktığımız zaman hep böyle bireyselliği ön plana çıkan romanlardır. Yani insanların dayanışma içerisinde olmasını önemsemez ya da birlikteliğe ya da örgütlenmeye ilişkin bir telkini yoktur. Sürekli bireyselliğe ilişkin bir telkin vardır. Birey ol, bireyin ön plana çıkarılması, birey için yaşa, bireyselliğini yaşa. Birbirini ez, birbirinin üstüne çık. Yani bireyin yükselmesi ve bireyin tek başına kalması hep yalnızlık üzerine. Baktığımız zaman romanlarımız, şiirlerimiz hep böyle bireyin yalnızlığı üzerinedir. Ama insanlara bir araya gelme kültürüne ilişkin de bir şey vermez. Çünkü insan tek başına olduğu zaman zayıftır. Örgütlendiği zaman güçlüdür. Bizim o yüzden bir örgütlenme modeli üzerinde konuşmamız lazım. Hayatın her alanında. Şimdi bugün Şevket Süreyya Aydemir'i konuşacağız. Şevket Süreyya Aydemir'in çok güzel bir insan tanımı var. Diyor ki lokomotif insan. Toprak Uyanırsa diye bir romanı var Şevket Süreyya Aydemir'in. Orada lokomotif insan diye bir insan tipinden bahsediyor. Lokomotif insan da şu. İnsanları örgütleyen, çevresindeki insanları itiraz etmeye yönelten, onları çalıştıran, onları organize eden insan. Şu an baktığımız zaman toplumda bu tip insanların eksikliğini yaşıyoruz. İnsanları örgütleyen, önder olan, onları itiraz etmeye, yani itiraz mekanizması oluşturmaya yönlendiren insan sayısı çok azalmış durumda. Hatta çünkü bazı aydınlarda şu var, sen de dikkat etmişsindir, yakalamışsındır. Ben yalnızım, tek başıma ya da ben tek başıma olmanın özgürlüğünü kullanıyorum, ediyorum diye bunu büyük bir övünç ya da büyük bir ayrıcalık olarak tanımlayan eden. Yani ben kardeşim özgür, tek başına, kimseye eyvallah olmayan, etmeyen falan. Hani bu bakış ya da bu dil bir aydın için tehlikeli ya da doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu herkes bireyde, en basit bireyde, en nitelikli bireyde bunu yaptığı zaman bunun, hani bizde şey derler Anadolu'da, mala davara zararı, işte faydası ne diye. Ya bu toprağa faydası ne? Sen çoğalamazsan, çoğaltamazsan, senin birey olarak tek başına özgür, bana ne lan? Sen altından ol, bana ne? Sen komşuna, kardeşine, seni var eden toprağa, vatana çocuklar yetiştiremiyorsan, bir araya getiremiyorsan, bir düğün, bir halay, bir
merasimde bir araya getirecek bir kültür oluşturamıyorsan, senin bu yalnızlığın ya da senin bu özgür düşüncenin bana ne faydası var? Yani aydınların da bu dillerini ben anlayamıyorum, edemiyorum. Bizde yalnızlık da bağımsızlık aslında yanlış algılanıyor. Ha. Şimdi aydın mesela bağımsız olması gerektiğini düşünüyor. Zaten olması gerekiyor ama bağımsız olmak demek yalnız olmak demek değil. Senin düşüncelerin bir belli bir kurumun ya da belli bir siyasi organizasyonun dışında olabilir. Ama sen düşüncelerinin aydınlığını sadece kendine alıyorsan ve başka insanlara bir faydan yoksa bu aslında bunun senin düşüncelerinin aydınlığının bir topluma bir faydası olmaması demektir. Gerçekten o kişinin aydınlanmış olmasını topluma sirayet etmiyorsa o aslında aydınlığın bencil yönüdür. Ben mesela bir şey biliyorsam ya da bir hakikati çözdüysem dünyaya ilişkin ya dünyayı daha güzel hale getirecek, ülkemi daha iyi hale getirecek bir hakikatim varsa bunu topluma vermem lazım ki toplumdaki insanlar da bundan nasiplensin. Çünkü biz diyoruz ya millet olmanın şartı nedir? Tasada ve mutlulukta bir arada olmak. Yani bizim iyiyi ve kötüyü paylaşmamız lazım. Bildiğimiz bir iyi varsa bu iyiyi kendimize saklamamamız lazım. Ama mevcut kapitalist sistem insana iyiyi de kendisine saklamasına telkin ediyor sürekli olarak. Hep her şeyi kendine sakla, kendine biriktir. Yani kapitalizm üretim ilişkileri bu şekildedir ya. Sürekli sermaye biriktir, para biriktir, meta biriktir. Bilgi de aynı bu şekilde bir meta gibi aydınların kendisine saklaması gerektiren bir şeymiş gibi sunuluyor. Aydınların da aslında beyni yıkanıyor bu sayede. İnsanlar, aydınlar mesela ben kütüphaneme çekildim. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Evet. Ama bu çok yanlış bir aydın stratejisidir. Yani fil dişi kulesine çekilip toplumla ilişkisini kesmek aydına hiçbir katkı sağlamaz. Ben diyor eser yaratıyorum diyor. Yazıyorum diyor kardeşim diyor. Yani benim işim diyor bu diyor. Aslında çok yanlış bir şey. Bak, geçmişte baktığımız zaman mesela bugün Şevket Süreyya Aydemir'i konu olarak seçtik. Şevket Süreyya Aydemir Türk Ocağı'nda verdiği konferanslarla çok ünlü olmuş bir insindir. Halkla bir araya geliyor. Sadece yazdıklarıyla, düşünceleriyle ya da yaptığı işte öğretmenlik mesleğiyle değil. Türk Ocağı'nda insanlara konferans veriyor. Niye? Çünkü bildiği bir hakikat var. Çözdüğü bir gerçek var. İletişime geçmeye çalışıyor. Bizim kaygıya baksana. Kitabın başlığa bak. Suyu arayan adam. Su ne? Kim arıyor? Niye arıyor yani? Şevket Süreyya ne arıyordu aslında? Müthiş bir metafor aslında. İnanılmaz. Orada. Yani hayatın anlamını su olarak algılamış. Şimdi Şevket Süreyya Aydemir'in hayatına baktığımız zaman şöyle bir durum var. 93 Harbi'nde Balkanlardan ailesi göç etmek zorunda kalıyor. Çünkü savaştan dolayı biliyorsunuz Balkanlardaki Türkler Anadolu'ya doğru sürgün ediliyorlar. Hani bugün sözde Ermeni soykırımı iddiaları var ya, aslında Balkanlardaki Türklerin yaşadıkları olaylar tamamen o bugün Ermeni soykırımı iddiaları savunanların ilgi alanına girmesi gereken bir konudur. Oradaki milyonlarca insan oradan sürülerek Anadolu toprağına geliyorlar. Şevket Süreyya Aydemir'in ailesi de böyle bir aile. Toprakları var ama oradan sürüldükleri zaman babası bahçıvanlık yapmak zorunda kalıyor. Çünkü hiçbir şey kalmıyor. Abileriyle beraber, annesiyle beraber babası bir bahçıvanlık yapıyor. Edirne'de şehrin biraz daha dışında bir yerde yaşıyorlar. Babası bahçıvanlık yaşadığı için toprağı tanıyor aslında. Şevket Süreyya Aydemir. Yani babadan, atadan gelen bir toprak bilinci var. Toprağa sahipleme bilinci var. Bugün mesela bazı böyle madenler olduğu zaman 80-90 yaşındaki teyzeler, nineler çıkıyorlar, topraklarını savunuyorlar. Niye? Bir toprak bilinçleri var, oradan gelmişler. Evet. Şevket Süreyya Aydemir'in aslında yurtseverliği de buradan geliyor. Toprak bilinci var, ailesinde bunu görmüş. Toprağa ilişkin bir bilinç kazanmış. Ondan dolayı zaten böyle bir yurtseverlik kazanmış. Daha sonra abileri Doğu Cephesi'ne gidiyor. Kendisi de asker olmak istiyor. Rüştiye'de okuyor, Rüştiye'de öğretmen oluyor. Abileri 1. Dünya Savaşı esnasında Doğu Cephesi'ne gittiği için o da Doğu Cephesi'ne gitmek istiyor. Tabii o dönemde popüler bir fikir var, İttihat ve Terakki. O da ona dahil oluyor. İlk başta annesinden de aldığı bir dini eğitim var, dini terbiye var. O dini terbiyeyle beraber Osmanlıcılık fikrine kendini yatkın görüyor. Ama bakıyor imparatorluk bakiyesindeki uluslar milliyetçi kalkışmalarla imparatorluktan kopmuşlar. Osmanlıcılık fikrinin yanlış olduğunu ve Türkçülük, Turancılık fikrinin doğru olduğuna ilişkin bir kanaat kazanıyor. Özellikle askeri liseye gittiği zaman, askeri okula gittiği zaman bu fikir kendisine daha belirgin hale geliyor. O da Anadolu gerçeğiyle yüzleşmek ve abilerinin peşinden Doğu Cephesi'nde savaşmak için Anadolu'ya geçiyor. Ama Anadolu'ya geçtiği zaman bambaşka bir gerçeklikle karşılaşıyor. Büyük bir kardeşlik, vatan falan diye gidiyor. Evet, zannediyor ki işte herkes, Anadolu'daki herkes işte büyük bir Turan idealiyle böyle yanıp tutuşan bir halk var zannediyor. Ama müthiş bir hayal kırıklığına uğruyor. Hani orada insanlara öğretmen de olduğu için şimdi cephede aynı zamanda komutanlık da yapıyor ama öğretmen meslek, esas mesleği öğretmenlik. Orada bir öğretmen edasıyla askerlerle konuşuyor, onlara eğitim vermeye çalışıyor. Askerlere soruyor sizin dininiz nedir diyor. Askerler dinlerini bilmiyor. Askerlere soruyor
Hani bazıları biz Müslümanız falan diyorlar. Onlara soruyor işte sizin peygamberiniz kimdir diyorlar. Bilmiyorlar peygamberlerin kim olduğunu. Hepsi farklı farklı cevaplar veriyor. Çok ibretlik bir şeydir yani. İnsanlar bunu böyle karikatürize etmek gibi algılıyor ama bu gerçekliktir böyle. Ondan sonra peygamberlerini bilenlere şunu soruyor. Peygamberiniz sağ mıdır yoksa ölmüş müdür diyor. Onu da tayin edemiyorlar. Ne zaman ölmüştür diyor onu da tayin edemiyorlar. İnsanlara soruyor oradaki Anadolu çocuklarına. Diyorlar ki sizin milliyetiniz nedir diyor. Onu sordukları zaman Türk değil misiniz diyor. Onlar da kabul etmiyorlar Türk olduklarını. Çünkü onlarda şöyle bir düşünce varmış. Şevket Süreyya Demir de bununla çok şaşırıyor. Türk demek onlarda kızılbaş demek olarak algılanıyormuş. Kızılbaşlık da geçmişte kızılbaş olanlar Anadolu'da öldürüldüğü için Türk dersek eğer kötü bir intiba yaratırız diye. Halkta böyle bir bilinçaltında bir tortu kalmış. Bu tortuyla beraber Türk olduklarını kabul etmiyorlar. Aslında bunu Yavuk Kadri Yaban romanında da görür. Evet. Yaban'da da Hayman'a köylülerle karşılaştığı zaman siz Türk değil misiniz diyor. İnsan Türk olur da nasıl Kemal Paşa'dan yana olmaz diyor. Onlar da diyor ki biz diyor Türk değiliz diyor. Türkler diyor Hayman'a da yaşarlar diyor. Evet. Gerçekten bu böyle bir karikatürize bir şey gibi gözüküyor ama bir Anadolu gerçekliğidir. Yani Şevket Süreyya Aydemir'le Yavuz Kadri'nin ya da Faik Fırkı Atay'ın gördüğü bu gerçeklik. Hani ortak bir gerçekliği yazıyorlar. Böyle hayali bir şey yazmıyorlar. Orada karşılaştıkları bir manzarayı anlatıyorlar. Ve bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Diyorlar ki bize okulda bu şekilde anlatılmamıştı. Bizi böyle bekleyen bir Anadolu vardı. Turan idealiyle bekleyen bir Anadolu vardı. Biz onlara o Turan idealiyle beraber alıp bambaşka bir ülke yaratacaktık. Turan ülkesi yaratacaktık ama bakıyorlar burada inşa edilmesi gereken bir ulus var önce. Çünkü insanlarda bir ulus bilinci yok. Bakıyor böyle aslında İslamiyet'in bir tortusu bile yok. Sadece Müslüman olduğunu söyleyen bir topluluk var ama ibadet etmeyi bilmiyor. Dinin bilmiyor. Ezanın ne olduğunu bilmiyor. İbadetin ne demek olduğunu bilmiyor. Yurtseverlik bilinci yok. Bizim öncelikle bunu kazandırmamız lazım diyor. Ve oradaki gerçeklikle yüzleşiyor. Büyük bir travma yaratıyor aslında Şevket Süreyya Aydemir'de. Anadolu'ya gittiği zaman bu gerçeklikle başa çıkıyor ama. Yılmıyor. Bu sefer Azerbaycan İstanbul hükümetinden yeni kurulan devletleri için öğretmen talep ediyor. İstanbul hükümeti de Şevket Süreyya Aydemir'i gönderiyor oraya. Milli mücadele başlıyor olmasına rağmen Şevket Süreyya Aydemir Bakü'ye gidiyor. Çünkü orada hala içerisinde bir Turan ideali var. Ve Bakü'ye gittiği zaman orada bir gerçeklikle karşılaşıyor. Mehmet Emin Yurdakul'un Ben Bir Türk'üm, Dinim Cinsim Uludur şiirinin orada insanlar arasında söylendiğini görüyor. Çok şaşırıyor Azerbaycan'da. Yani bizim diyor tam Anadolu'ya gelmemiş ama bu Azerbaycan coğrafyasına gelmiş bizim düşüncelerimiz. Oradaki insanlar bunu böyle coşkuyla söylüyorlar. Köylüler söylüyorlar şiiri. İnanamıyor. Oradaki halklarla temas ediyor. Ama orada bir şey görüyor. Orada sadece Türk halkının olmadığını görüyor. Farklı etnik gruplardan insanlar olduğunu görüyor. Ve orada bir anda Bolşevik devrim başlıyor. Bolşevik devrim başlayınca Kızıl Ordu Bakü'ye giriyor. Bakü'ye girince orada artık komünist rejim başladığı zaman Şevket Süreyya Aydemir aklına şu gelmiyor. Yani ben orayı terk edeyim de ülkeme geri döneyim demiyor. Çünkü Kızıl Ordu'nun ya da Bolşevik rejimin, komünizmin farklı bir ideali olduğunu görüyor. Onunla tanışıyor ve onunla temas etmek istiyor. Gerçekten çok da meraklı bir adam. Bakıyor bu rejimin acaba bize bir faydası olabilir mi? Mazlum milletleri kurtarabilir mi? Çünkü bakıyor Batı'nın emperyalist güçleri dünyayı bir savaş alanına çevirmiş. Bir kan deryasına çevirmiş. Buna karşı başka bir şey koymamız lazım. Turan idealiyle ilgili bazı şüpheleri oluşuyor. Anadolu'da gördükleri ve Kafkaslara gittiği zaman orada sadece Türk halkı olmadığını, başka milletlerden insanların da olduğunu gördükten sonra başka bir şey olabilir mi diye oradaki düşünceyle temas ediyor. Ve daha sonra Moskova'da Komünist Üniversitesi var. Hani Doğu halklarından öğrencilerle beraber Komünist Üniversitesi'ne gidiyor. Hatta Komünist Üniversitesi'nde Türkiye'den giden 3 kişi var. Vala Nurettin, Nazım Hikmet, Şevket Süreyya Aydemir. Orada baktığımız zaman çok önemli bir kadro. Türkiye'ye döndükleri zaman zaten komünist düşüncenin, komünizmin Türkiye'deki aslında yayılmasını öncülük eden insanlar olacaklar bunlar. Oraya gittikleri zaman komünizmin pratiklerini öğreniyorlar. Ve bunu Şevket Süreyya Aydemir aslında şunun için öğreniyor. Ben kendi ülkeme bu fikirle nasıl faydalı olabilirim? Tabii Lenin döneminde büyük bir coşku var Sovyetler Birliği'nde. Yani komünist rejim dünyaya bir adalet getirecek. Mazlum milletler prangalarından kurtulacak. Emperyalizmin boyunduruğu altından çıkacak insanlar. Ve daha adil bir düzen olacak diye bir inanç var. Tabii Lenin öldükten sonra, Stalin başa geçtikten sonra Stalin daha diktatöryel bir yönetim sergiliyor. Bunu gören Şevket Süreyya Aydemir de çok zorlu bir yolculuktan sonra
Sovyetlerden kaçıyor ve Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldiği zaman tabii bunlara çok tekin gözle bakılmıyor. Çünkü bunlar komünist üniversitede eğitim görmüşler. Sovyetlerden gelmişler. Acaba Türkiye'de rejimin değişmesine yönelik bir hamlede bulunurlar mı diye düşünülüyor. Öğretmenlik yapmak istiyor. Ona bir iş veriyorlar ama istiklal mahkemelerinde yargılanıyor. Çünkü komünist fikirlerinden dolayı ya da Sovyetler'de öğrendik fikirlerinden dolayı ve 10 yıl ceza alıyor Şevki Süreyya Demir. Şimdi bunu şundan dolayı anlatıyorum. Bizim ülkemizde bazı isimler böyle düşüncelerinden doğru ceza alıyorlar ve ülkeye küsüyorlar. Yani ülkesiyle hesaplaşmaya başlıyor bu sefer. Ülkesinin karşısında olan her yapıyla işbirliği yapmaya başlıyorlar. Haksız yere ceza aldıkları zaman. Şevket Süreyya Aydemir haksız yere ceza alıyor ama ülkesine küsmüyor. Hala ülkem hapiste kitap yazıyor. Ülkesinin iktisat modelini üzerine. Yayınlanmıyor ama küsmüyor. İnanılmaz bir yurtseverlik var. İşte yurtseverlik bundan dolayı önemli. Yani yarın öbür gün abi seni beni hapse atsalar biz ülkemizden vazgeçmeyiz. Çünkü o yurtseverlik bilincini kazanmış insan ülkesi ona nasıl haksızlık yaparsa yapsın, nasıl kötülük yaparsa yapsın ülkesinin gerçekliğinden kopmuyor, halkından kopmuyor. İşte gerçek aydın tavır budur. Diyoruz ki iktidardaki ya da beni hapseden aslında vatansever değil ya da bu ülkenin işte insanı değil, bu toprağın adamı değil. İşgal edilmiş, elinden almış. Benim onu almam lazım derdiyle yanaşıyoruz yani. Onun için vatanı ya da vatan sevgisi başka bir şey. Yani karşılıksız bir şey aslında. Tabii. Yani o devlet aygıtını ele geçirenlerle bütünleştirmiyorsun. Toprakla. Toprakla. Hah, tam onu değil. O toprak abi, o gezdiğin Anadolu'nun kıraç toprağı. O Veysel'in falan türküsü vardır ya, hakikaten öyle bir şey. O gezerken biz mesela Nihat abiyle de çok öyle gezilere gideriz sağa sola falan. Ya o bozkırlar nasıl güzel gelir. Bir şey tutmuş bizi abi. Başkası için belki bir anlamı yok ama. Bu toprak ya da Türk için milletinin özel bir şeyi var burada diyorum ya. Bu normal değil mesela. Normal olmayan bir şey. Düz ovayı görüyorsun, ovayı seviyorsun abi. Dağı görüyorsun, dağı seviyorsun abi. Ya bu toprak diyorum ne ya? Bu ne, nasıl bir aşk yani? Toprağa olan aşk. Biz o topraktan tutunmuşuz. İyi ki de tutunmuşuz. Biz yani seninle yayından önce konuştuk abi. Ankara diyoruz. Baktığımız zaman böyle bir doğa güzelliği göremiyoruz ama bu toprak bizi kendine çekiyor. Burayı dönmek istiyoruz. Ben nereye gidersem gideyim hemen Ankara'ya dönmek istiyorum. Hep Ankara beni çekiyor. Yani bu topraklarda doğduğum için buraya bir aidiyet hissediyorum. Bu toprağın bir parçasıymışım gibi hissediyorum. Bu topraktan ayrıldığım zaman ben kendi yani bir parçamı başka bir yere götürmüş gibi hissediyorum. Yerimi yadırgıyorum. Nasıl böyle bir kutup ayısını gidip başka bir Afrika'ya götürüp orada yaşatamazsan aslında biz de bu topraktan ayrıldığımız zaman öyle bir his yaşıyoruz. Yani iklimine uygun olmayan bir bitki gibi oluyoruz. Bu nehirleri, bu coğrafyayı, bu dağları, bozkırları başkası için hiçbir anlamı olmayan bu coğrafyayı, bu toprak parçasını biz vatan olarak kabul ettiğimiz için burayı seviyoruz. Karşılıksız seviyoruz aslında. Sadece o toprak olduğu için. Acayip bir şey ya. Sürülmüş, güzel sürülmüş bir tane düz bir tarla görüyorsun ya mesela. Çok böyle biçimli falan. Ya aşık oluyorsun falan. Lan ne güzel tarla diyorsun falan. Tarla lan. Tarla hani normalde yani bu. Sonra düşünüyorum lan diyorum ki bu neden çıktı? Nasıl oldu? Ya nasıl oldu bunu bilmiyorum. Hani Nihat abinin bir vatan sevgisi üzerine bir yazısı vardı işte. Hakikaten bazı şeyleri maddi olarak tanımlayamıyorsun, edemiyorsun. Yani şundan oluyor, bundan oluyor. Hani materyalist dünya içerisinde tanımlayamadığın başka bir aşk var abi. O öyle bir şey olmuş yani bu coğrafyanın çocuklarında. Ruhsal bir bağlılığımız var yani. Buranın nehirleri, toprakları, gökkuşağı hepsi bizi kendine çekiyor. Mesela bizim insanımızda da bu vardır. Bilinçli değildir ama vardır. Mesela Suriye'den insanlar buraya geldiği zaman çok yadırgıyorlar. Diyorlar ki vatanlarını nasıl terk ettiler? Evet. Niye mücadele etmediler? Hep böyle sokaktaki insanları görürseniz bunu sorguluyorlar. Bizim için çünkü bu inanılmaz bir şeydir. Çünkü bu topraklara biz bağlı, o kadar bağlıyız ki bu topraklardan gitmeyi hayal bile edemiyoruz. Birisi kendi memleketini terk edip başka bir yere gittiği zaman ve kalıcı olarak terk ettiği zaman bize bu çok acayip bir şey, kötü bir şey İnanılmaz olarak geliyor. Bir sezme bizim türkülerimiz gibi. Baktığın zaman abi toprağından kopan insanların hep sıla özlemini üzerine ediyor. Bak. Niye? Çünkü toprağına aşık, orayı seviyor, sürekli orayı hayal ediyor ve eninde sonunda hep o sılayı, oraya dönmek için, memleketine dönmek için çalışıyor. Ya da sevdiği kızla evlenmek için dışarı gidiyor ama hep ideal olan yer tekrar toprağına geri dönmektir. Oraya kavuşmaktır. Türküler bunun üzerinedir. Hikayeler bunun üzerinedir. Kendi toprağına yöneliktir. Adam Çorum'dan Ankara'ya gitmiş. Bunun üzerine 1000 türkü yazmış. Evet. Ya. Başka hiçbir coğrafyada bunu göremeyiz. Yani. Bu kadar hani az bir yer değişikliği bile insanda böyle bir müthiş bir özlem yaratıyor. İnsanlar diyorlar işte bu kar, buzul. Burada neyi buluyorsun ama insan oraya aşık, orada doğmuş, büyümüş. Oraya böyle büyülü bir güçle bağlanmış. Bir sihir
zincirle bağlanmış ve onu çekip atamıyorsun oradan. Aslında bizim bu topraklarda bu kadar uzun yıl yaşamamızın, bu halkın bu topraklarda bu kadar uzun süre yaşamasının en temel nedeni bu. Yani bunun arkasında bir ekonomik, siyasal neden aramaya gerek yok. Bu topraklara bağlılığımız. Hani bir yaş teyze görüyoruz ya, böyle şirketlere karşı direniyor. 90 evet, yaşında evet. Bakıyorsun, yani belki bir iki yıl yaşayacak, belki birkaç aylık ömrü var ama toprak bilinci o kadar fazla ki. Hani orada jandarmaların karşısına çıkıyor, şirket yetkililerinin karşısına çıkıyor. 90 yaşındaki bir teyze, nine, müthiş bir yurtseverlik, müthiş bir toprağa bağlılık. İşte bu toprağa bağlılık bizi burada bu kadar canlı ve diri tutuyor. Bize bu programı bu yaptırıyor. Ülkeyi değiştirecek o enerjiyi, motivasyonu hep toprağa bağlılık veriyor. Topraktan bir enerji alıyoruz aslında. O enerjiyle beraber burada konuşuyoruz. Okuduğumuz her şey, yazdığımız her şey, her şey bu topraklar için. Bu topraklar üzerinde var olabilmek için, bu topraklar üzerinde bizden sonrakiler de var olsun diye. Bu aşkın aslında, bu aşkı gerçekten içselleştirmiş aydınları görüyoruz. O aydınlar zaten bize şu an rehber oluyor. Hani ben de daha önceki programlarda demiştim ya, kendi kaderini bu ülkenin insanın kaderinden farklı görmeyen insan aydınlar. Evet. İşte biz kendi kaderimizi bu topraklarda gördüğümüz için bu topraklar üzerinden hep kendimizi tanımlıyoruz. Bu topraklar yurtseverlik. Nereye gitsek hep yurtseverlik üzerinden. Bütün aydınlarımıza baktığın zaman abi tek temel özelliği, çok farklı düşünebilirler ama hepsinin bir yurtseverlik, yurt bilinci var. Yani yurtseverliği olmayan aydınlık hep yarım kalmıştır. Hani dünya vatandaşı diyorlar ya. Yani dünya vatandaşı oldu aydınlar. Dünya vatandaşı olduğun zaman, ayakların bu topraktan koptuğu zaman aslında gerçeklikten de ayrılmış oluyorsun. Kendi kaderini bu ülkenin insanının kaderiyle bir görmüyorsun. O zaman başka ülkenin aydını da olabilirsin. Başka toplumun da adamı olabilirsin. İşte bizim bu ülkenin aydınını yetiştirmemiz lazım. İşte bu Şevket Süreyya Aydemirler, Yahut Kara Osmanoğlular, bunlar bizim rehberimiz. Bunların yaptıkları, bunların hayatları, bunların eserleri aslında bize müthiş rehberlikler sunuyor. Bunları görmemiz lazım. Ben o yüzden hayatını anlatıyorum da insanlar bunlardan feyz alsınlar, neler yaşamışlar. Yani biz sıcak yataklarımızdan, sıcak evlerimizden böyle şeyler yapıyoruz ama bu insanlar çok büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Ölümle defalarca kez burun buruna geliyorlar ama hiç vazgeçmiyorlar. Şevket Süreyya Aydemir hapse düşüyor. Daha sonradan af çıkıyor. Afla beraber çıktığı zaman ülkeye küsmüyor. Hemen cumhuriyet için, bu yeni cumhuriyet için çalışmaya başlıyor. Diyor ki benim hayalini kurduğum zaten ülke buydu diyor. Demir ağlarla yürünmüş. Dayanışma içinde insanlar. Yani ben o komünizme neden orada Sovyetler Birliği'nde sempati duydum? Çünkü insanları kalkındırma. Fakir insanları kalkındırma. Ortak bir kader, ortak bir hikaye. Ortak bir hikaye etrafında insanları birleştirmek için ben bu ideale tutundum. Bu ideal zaten Cumhuriyet'le beraber yaşanıyor. Evet. Ve Kemalizmi aslında o inandığı ideolojinin komünizm içerisinde bir yer olarak görüyor. Ve onun arasında bir bileşim yaratıyor. Bu bileşim için çalışmaya başlıyor. Hizmet etmek istiyor onun için. Öğretmenlik yapıyor. Daha sonra tabii çalışkanlığı, zekası ve disipliniyle beraber Cumhuriyet kadrosunun da dikkatini çekiyor. Ve Kadro dergisini kuruyor Şevket Süreyya Aydemir. Kadro dergisi aslında hani Türkiye'nin ilk entelektüel kalkışmasıdır. Mükemmel bir müthiş şey. Müthiş bir dergidir. Hakikaten mükemmel de kadro yani. Yani kadro baktığımız zaman Burhan Belge, Yahut Kadri Kara Osmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Süleyman Hüsrev çok değerli yazarlar var. Yani başka yazarlar da yazıyor ama dinamoları bu isimler. Kadro fikriyatı, Cumhuriyet'in fikriyatını oradan yani üretiyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Bir iktisat politikası veriyor. Aslında Cumhuriyet felsefesini bir ideoloji haline getirmeye çalışıyorlar. Ve o zamanki önerileri çok ilerici öneriler. Yani dünyada bir savaşlardan sonra ekonomik buhran var. Diyorlar ki biz batıdan çok ucuz fiyatı üretim aletleri alıp bunu sanayileşme hamlesi olarak kullanabiliriz. Halkın refahını arttırabiliriz. Biz de Sovyetler Birliği'ndeki hataya düşmemek lazım diye düşünüyorlar. Çünkü Sovyetler Birliği'nde sınıflı bir yapı yok aslında. Hani Karl Marx diyor ki Marksizm düşüncesinin aslında İngiltere'de başlayacağını, komünist düşüncenin. Çünkü tabii, orada kapitalizmin en gelişkin, olduğu yerde başlayacak diye. Çünkü sınıflı toplum çok keskinleşmiş orada. Ama baktığımız zaman Türkiye'de bir burjuva kesim yok. Bir işçi sınıfı yok. Sınıfsız bir toplum var. Çünkü bizde burjuva kimin elindeydi? Komprator burjuvazi vardı. Yani azınlıkların elindeydi. Onların da yurt bağlantısı yoktu. Onlar mesela işgalci kuvvetlerle de işbirliği yapıyorlardı. Sınıfsız gayrimüslimlerin elindeydi. Sınıfsız bir toplum içerisinde sınıflı bir yapıya geçip daha sonra eşit bir, yani sınıfların çatışması değil de sınıfların dayanışması şeklinde evet, bir kalkınma öyle. Modeli. Mesleki yani, dayanışma diye Ziya Gökalp'in işte mesleki dayanışma, yani bizde lonca teşkilatı vardır aslında.
onun daha gelişkin bir türünü düşünüyorlar. Buna solidarizm de deniyor. Evet. O düşünceye. Aslında Ziya Gökalp'in o düşüncelerini biraz daha geliştirip Cumhuriyet felsefesini daha da yani ekonomik olarak daha halkı refaha yayacak. Halkçılık bir, diye. Halkçı bir perspektif sunuyorlar. Çok müthiş bir şey o zamanlar için. Yani belki bugün için bile. Bugün için bile çok ilerici bir düşünce. Daha üstüne koyacağımız, edeceğimiz, buradan daha kıymetli bir politika ya da ideoloji var diyeceğimiz ben bir şey bulamadım abi. Yani ben okumalarımda bulamadım, edemedim. Bunun üstüne başka bir şey koyabilecek varsa gelsin çıksın millete onlar yani umut olsun. Ama Cumhuriyet ya da Mustafa Kemal hakikaten öyle prensipler konulmuş ki o halkçılık denilen mesele büyük bir proje ve bütün o kader birliği, o ortak mutluluk, vatan denilen işin öznesi. Ama içi boşaltılıp da başka bir yere gittiğinden milletle bağ koparılmış. Yani oralarda da eksikler, yanlışlar, hatalar olmuş galiba. Galiba değil, oldu. Oldu. Aslında orada Cumhuriyet devrimi yarım kalmış bir devrim maalesef. İdeal olarak çok ilerici şeyler ortaya koyuyor. Belki de dünyadaki bütün ülkelerden, o dönemki bütün ülkelerden daha ilerici bir model var. Ama maalesef bazı insanların, o dönemki bazı insanların beceriksizliği olabilir ya da ileri görüşlü olmayışı nedeniyle Cumhuriyet rejimi daha sonra 1950'li yıllardan itibaren özellikle hatta 1940'lı yıllardan itibaren bu başlıyor. 50'den sonra daha da keskinleşiyor. Mesela Şevket Süreyya Aydemir diyor ki bizim öğretmenlerimiz taassuba karşı öğretmenleri karşı karşıya getirdiler diyorlar. Özellikle Demokrat Parti iktidar döneminden bahsederken bunu bahsediyor. 1950 yılından sonra mesela Şevket Süreyya Aydemir tasfiye ediliyor. Hani çünkü bu adam kadrocu, sol görüşten gelen bir insan ve tasfiye ediliyor. Suyu arayan kitabı da orada yazılıyor zaten. Bu tasfiye edildikten sonra Ankara'da bir çiftliği var. Çiftliğine çekiliyor ve orada yazmaya başlıyor Şevket Süreyya Aydemir. Yani toprağa dönüyor. Çünkü bakın kitabın böyle kronolojisine baktığım zaman şöyle bir şey var. İlk önce Osmanlıca bir düşünce var. Dünya ideali, yani ülke ideali Osmanlıca fikirlerde ülkenin kurtulacağına ilişkin bir inanç var. Daha sonra Türkçü, Turancı bir düşünce var ideal olarak. Daha sonra komünist bir düşünce var. Daha sonra Anadolu'ya geliyor. Kemalizm içerisinde bir kurtuluş perspektifi ortaya koyuyor. En sonunda bu kadar mücadelenin sonucunda dışarı atıldığını görüyor. Yani gerçekten çok zeki bir adam, çalışkan bir adam, ülkeye faydası olabilecek bir adam. Ama yeni gelen yönetim onu saf dışı bırakıyor. Onu bir kenarda yani hiçbir görevi olmadan bir şekilde bırakıyor. Orada da kitapta çok güzel aslında bir Stoacı felsefeciden bahsediyor. Epiktetos diye Pamukkale'li bir filozof var. Epiktetos'un bir özelliği var. Sadece bir feneri var. Yani kandili var pardon. Bir tane kandili var. Başka hiçbir şeye sahip değil. Şevket Süreyya Aydemir de kendisinden mesleğinin alınması, tasfiye edilmesi, her şeyin alınmasına karşı bu Stoacı düşünürün fikirlerini ortaya koyuyor. Onlarla hesaplaşıyor. Diyor ki benden dünya bir sofradır diyor. Sofradan uzaklaşırsan yani herkes sofradan nasibi kadar alır diyor. Ben sofradan bugün uzaklaşmış olabilirim ama yarın öbür gün nasibim o sofrada varsa onu tekrar alırım. Benden alınanların yerine başka bir şey koyabilirim diyor. Ve ondan alınanların yerine makam mevki alınıyor, işe alınıyor, popülaritesi alınıyor, çalışmalar alınıyor. Ama ondan alınanların yerine başka bir şey koyuyor. Çalışkanlığını koyuyor, azmini koyuyor, bilgisini koyuyor. Biz de şu an mesela toplumda bizden bir şeyler alınıyor. Bize gençliğimiz alınıyor, ekonomimiz çökertiliyor baktığımız zaman, özgürlüğümüz alınıyor. Neşemiz alındı ya. Neşemiz, mutluluğumuz, bayram sevinçlerimiz alınıyor. Allah'ım. Ama onun yerine koyacak bir şeyimiz olması lazım. Aynı bir Stoacı düşünür, Epiktetos gibi. Kesinlikle küsmüyor Şevket Süreyya Aydemir. Orada ben diyor zaten hayatım boyunca hep suyu aradım diyor. Su. Su dediğimiz şey aslında onun kendini arama çabasıydı. Onun idealizmi, kendini gerçekleştirme çabasıydı. Hayatım boyunca suyu aramıştım diyor. Benden aldıkları şeyi aslında bende olan aldıkları şeyin yerine ben başka bir şey koyabilirim diyor. Çünkü benden alamayacakları şeyler var. Bizden de alamayacakları şey var. Aynı Epiktetos'un o kandili gibi. Bizde bir cumhuriyet ışığı varsa eğer, yurtseverlik bilinci varsa eğer bizden alınanların yerine onu koyup o zaman var olabiliriz. İşte insanlara hep böyle bir ideal diyoruz ya. Cumhuriyet ideali, yurt ideali, vatan ideali. İşte bizden alınanların yerine bunu koymamız lazım. Yoksa var olma neşemizi kaybederiz. Var olma idealimizi kaybederiz. Şevket Süreyya Aydemir var olma idealini bu şekilde kaybetmiyor. O toprağa yöneldiği zaman kendiyle hesaplaşmasını yapıyor. Benden aldıkları bende olandan daha büyük değil diyor. Ve çalışmaya devam ediyor. Daha sonra Yön dergisinde tekrar yazmaya başlıyor.
biyografi kitapları yazıyor, otobiyografi kitabı yazıyor, romanını yazıyor. Yani halka hala bir şeyler vermeye çalışıyor, vazgeçmiyor ve toprakla da bağlantısını koparmıyor. Çok ilginç bir şekilde. Yani o bahçıvan babasının alışkanlıklarını devam ettiriyor. Ayas'taki çiftliğine gidiyor. Oraya çekiliyor, orada toprakla ilgileniyor, toprakla uğraşıyor. Bir yandan da kitaplarını yazıyor. Entelektüel olarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Çünkü ülkesi için bir şeyler yapabileceği zaman olduğunu biliyor hala. Çünkü hala verimli olduğunu biliyor, bir şeyler verebileceğini biliyor. Bizim de asla ülkemize küsmememiz lazım. Yani Şevket Süreyya Aydemir'den daha kötü bir durumda değiliz. Biz şu an baktığımız zaman çok kötü durumda olduğumuz bir zamanı olduğunu söyleyebiliriz ama her zaman ümitsizliğe düşen insanlara şunu söylüyorum. Hiçbirimiz Atatürk'ten daha ümitsiz bir zamanda değiliz. Şevket Süreyya Aydemir'den daha ümitsiz bir zamanda değiliz. O Cumhuriyeti kuran kadrodan daha ümitsiz bir zamanda değiliz. O dönemde çok daha büyük sorunlar vardı. Çok daha büyük ümitsizlik vardı. İnsanlarda yani hangi millete mensup olmadığını bilmeyen bir Anadolu var orada. Çok evet, ilginç. Cumhuriyet denilen... Sıfırdan inşa edilmiş. Abi, ha onu. Türkiye'de topla 500 kişi 1000 kişi. Ya şimdi milyonların ürettiği, milyonları üreten bir cumhuriyet varken bile bu umutsuzluk, bu serden geçme, bu işte adam sendecilik falan anlaşılabilir, algılanabilir, kavranabilir bir durum değil hakikaten. 100 yıllık süreç içerisinde abi bu cumhuriyet ne insanlar yetiştirdi, ne doktorlar, ne hemşireler, ne mühendisler. Burada esas sorun şu olarak çıkıyor herhalde Kaan. Kendine güvenle ilgili bir problem var. Yani kişilerin kendisini özne olarak görmemesi. Yani kendi dışında bir oyun kurulduğunu ve bu oyuna herhangi bir şekilde müdahil olamayacağını düşünüyor. Şunu entelektüellik olarak görüyor ya da şunu çok bilmişlik olarak görüyor. Kimler kurdu oyunu, kimler ne yapıyor, ediyor. Şimdi buradan bu olacak falan. Bunu aydın tanımına ya da bunu toplumdan başka görme, kendini başka bir yerde konumlandırma anlamında yapıyor falan. Ben diyor çözdüm olayı. Sen nesin? Sen çözsen ne? Bana ne anlatıyorsun? Tabloyu, fotoğrafı bilmem ne. Fotoğrafı değiştirebilme kabiliyetin ya da inancın var mı? Mesele bu. Bütün aydınlık. Yani onun için işçi, bir işçi, bir marangoz, birçok profesörden, birçok yazar çizerden daha nitelikli ve daha inançlı bir savaş verebiliyor. Yani adam diyor ki ben masa yapacağım. Alıyor masa yapacak. Yapıyor, kesiyor, biçiyor falan. Yani bir ağaçtan bir şey üretiyor. Bu adam bu mesleki üretimden kaynaklı toplumsal hayatı da dönüştürülebileceğine inanıyor. Yaptığı iş dolayısıyla. Ama bizim birçok o memurlaşmış diyelim, bürokrasinin içerisinde artık kalıplaşmış, putlaşmış adamlar sistemin oyuncusu, oyuncusu bile değil, sistemin izleyicisi pozisyondan dışarı çıkamıyorlar. Sorunu mesela hiçbir bayramda, ya 5 tane 10 tane Cumhuriyet aydını bir fotoğrafta, tamam mı? Bir bayramlaşma, hani siyasi partiler falan yapıyor ya. Bir bayram mesajı 5 kişi 10 kişi bir bayram mesajı, bir bayram fotoğrafı verebilme kabiliyeti yok. Dönüp baktıklarında senin şimdi anlattığından özetten şunu anlıyoruz. Şevket Süreyya'nın bu eserini öncelikle herhalde bir aydınlar, yazarlar, çizerler falan okumalı. Yani bir kendini bir sarsmalı. Ya dur ne yapıyoruz? Dur bu hikayeyi izleyici ya da tespit ya da şikayet işte yazıyor ya Yılmaz Özdil, Uğur Dündar falan. Hay diyor bir laf geçirme bilmem ne falan. Büyük entelektüeli falan. Allah'ım ne güzel yakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok güzel söylemiş. Recep Tayyip'e çok güzel söylemiş. Bilmem ne Abi bir model kurum ya. Yani insanların inanacağı, edeceği ve hayatlarının daha zenginleşeceğini görebildiği bir modeli. Sen buna bir örnek teşkil edecek 3 aydınla 5 aydınla bir yer inşa edin ya. Ya hiçbir şey yok. Yani var olan senin etinle tırnağınla ortaya çıkartmaya çalıştığın bir mecraya bile gelip yazı yazma, çizgi, oralara katkı vermekten çekiniyor. Niye? Bunlar diyor cumhuriyetçi ama kardeşim çok sert yani. Ya şimdi bunlarla biz ne yapacağız şimdi? Bunlarla ortak fotoğrafa girdiğimiz zaman Cihangir'de bir sürü dostu kaybederiz. Show TV, Kanal D, Halk TV, KRT buralarda alanlar kapatılır falan. Hep hesap. Cin gibiler. Bütün hesapları, kitapları biliyorlar. Ama toplumsal faydaya yönelik ortak bir iyileştirme, dönüştürebilme kabiliyetlerini bırakmışlar. Yani aydın şuna inanmıyor ki biz normal vatandaşa yani bu faturayı keserken daha böyle insaflı olmak lazım. Aydın bile sistemi dönüştürebilecek etkinlikten yoksun. İnanamıyor ya. Diyor ki ABD orada.
İsrail orada, Almanya orada, Avrupa Birliği orada. Bu kadar yazar çizdi. Teknoloji, internet, bilmem ne, her yerimizi tutmuşlar. Bak göbeğimiz işte şuraya bağlı. Biz şunlardan şunu almazsak ölürüz, biteriz. İngiltere diyor ki şöyle, ABD diyor ki böyle. Türk milleti nasıl oluyor biliyor musun? Koyun. Yani bu büyük tanımlamalar, büyük fotoğraf görüyorlar ya, bazı böyle çok böyle zehir gibi işte şeyler var, çözümlemeciler var. İsrail'in diyor politikası böyle diyor. Şimdi diyor işte Rothschild'ler şunu yapacak, Rockefeller bunu yapıyor, bilmem ne. Dünya burjuvazisi, borsada şu paralar şuraya gittiğine göre sistem bu olacak abi. Tamam, İmamoğlu gelecek. Final bu. Tamam, Tayyip gidiyor, İmamoğlu gelecek. Niye? İngiltere, ABD şunlar bunlar karar verdi, etti. Ne lan bu o zaman Türk milletin çocuğu? Şehit olan çocuk ne için şehit oluyor? Özne kim? Değiştirecek kim? Niye güç vermiyoruz, inanç vermiyoruz Türk çocuğuna, Cumhuriyet çocuğuna? Niye demiyoruz ki bu düzeni tepe taklak edecek güç sende, bende kardeşim? Biz bu işi yaparız, ederiz. Dedelerimiz çok da ağzıyla biraz önce ifade ettiğin gibi yüzde biri, binde biri imkanıyla mucizeleri yaratmış ya. Niye bugün bu inançsızlık nedir? Nereden çözeceğiz? Bu inançsızlığı nereden sarsacağız? Yani Türk gencinin kalbine titremeyi nereden sokacağız Kaan? Bizim aslında gene dönüp dolaşıp aynı soruna geliyoruz. Aydınsızlığımız bunu yaratıyor. Aslında baktığımız zaman bu topraklarda, Anadolu toprağında, yani sopayı yere vursan ot biter. Gerçekten o kadar verimlidir. Aslında bu ülkenin çocukları, aydınları da böyle. Gerçekten her yerinden aydın çıkar, fışkırır ama şu anki mesela medya kurgusu içerisinde aydın bir insanın televizyonlara çıkması, kitleyle buluşması, halkla buluşması ya da halkın halkı etkileyecek bir alanın içerisine, fotoğrafın içerisine girmesi mümkün değil. Kurgulanmış insanlar üzerinden, kurgulanmış sahte aydınlar üzerinden yürüyen bir medya düzeni var. Bu medya düzeni de tamamen sahte aydınlarla insanları bir araya getirip insanlara ümitsizlik pompalamak üzerine. Şimdi bireysel menfaatlerini kamusal menfaatlerinin önüne koyan insanlar şu an televizyonlara çıkarılıp insanlara aydın olarak lanse ediliyor ve sürekli aynı kişiler çıkarılıyor. Dikkat edin. Yani evet. İnsanlar şunu sorgulamıyorlar. Ya ben 20 yıldır televizyon izliyorum. 20 yıldır aynı adamlar. Hani Türkiye'de hiç mi aydın yetişmiyor? Hiç mi bilinçli insan yetişmiyor? Hep bu adamları görüyoruz. Neden bu adamlar? İşte bu adamlar kurgulanmış insanlar. Baktığımız zaman yıllarca bunu yaptılar. Mesela bundan 10-15 yıl önce şunu yaptılar. İslamcı düşünceyi ön plana çıkarmak için şöyle yaptılar. Böyle karikatürize edilecek Atatürkçü tipleri oraya çıkardılar. Daha bilgisiz insanlar oraya çıkardılar. Karşısına daha sakin konuşan, daha entelektüel olan İslamcıları koydular. Ve halka şöyle bir mesaj verdiler. Bakın Atatürkçüler böyledir. Ve karşısında koydukları İslamcılar da biraz daha sakin konuşan, biraz daha bilgi sahibi insan olduğu için insanlar arasında zihninde şöyle bir tercih oldu. Ha demek Atatürkçüler böyle. Bunlar bilgisizler ama karşısındaki İslamcılar daha entelektüel, daha bilgili. Demek ki bunlar daha iyi ya da daha doğru şeyler söylüyorlar diye bir kurgu yarattılar. Yıllarca insanlar bu kurgunun için hapsoldular. Bizim aydınlarımızı öldürdüler. Çünkü bu kurguyu bozan aydınlar vardı sistem içerisinde. Yani baktığımız zaman Necip Ablemitoğlu, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı. Bunların öldürülmesi bir tesadüf değil. Tamamen bilinçli bir planın parçası. Ve şu an medya düzeni içerisinde sahte aydınlar hala halka pompa ediliyor. Ve halka bu pompa edilen aydınlar aslında halka ümitsizlik veriyor. Ümit vermiyorlar. Halkı küçümsüyorlar. Siz bir şey yapamazsınız diyorlar. Mesela sürekli diyorlar ya siz cahilsiniz, bilmiyorsunuz, etmiyorsunuz. Bu denildiği zaman ne oluyor? Halk özgüvenini kaybediyor insanlar. Demek ki ben bir şey yapamam diyor. Ben kimim ki diyor. Bu dünya düzenini değiştiremem. Ülke için bir şey yapamam diyor. Yani insanların özgüvenini kaybetmesine sebep olacak insanları medyaya vererek aslında onların özgüven perspektifinden çıkmasını sağlıyorlar. Burada burjuvazinin de yükümlülüğünü, sorumluluğunu bir onun da bir eleştirisini alayım yani. Yani bu televizyon kanalları sonuçta sermayenin, evet, bazı sermayelerin elinde değil mi? Niye halen Hasan Cemal'leri getiriyor örnek diye? Niye halen Cengiz Çandarlar'ı konuşturuyorlar ediyor? Niye halen Ertuğrul Özkökler Türk toplumunun işte şeyini, donunu biçiyor ediyor? Türk burjuvazisi hakikaten Türk mü? Şimdi Cumhuriyet kurulduğu zaman milli bir burjuvazi yaratmaya çalıştı. Çünkü bizde sınırsız bir toplum vardı. Komprador burjuvazi vardı. Milli bir burjuvazi yaratarak aslında toplumun iktisadi gelişmesini sağlamaya çalıştı. Ve bu milli burjuvazi olağanüstü bir durum olduğu zaman halka ve devlete yardım edecekti. Böyle bir kurgu vardı. Ama daha sonra bu plana sadık kalmadı burjuvazi. Ne yaptı? Uluslararası sermayeye eklemlendi. Yani o sermayenin bir parçası haline geldi. Uluslararası sermayeye eklemlendiği zaman uluslararası sisteminde bir piyonu haline geldi. Baktığımız zaman bugün
TÜSİAD'dır, MÜSİAD'dır. Bu çeşit örgütlenmelere baktığımız zaman Türkiye'de böyle ilerici bir pozisyonda değiller. Yani insanları uyutmaya yönelik ya da küreselleşmenin bir parçası haline getirmeye yönelik hedefler içerisindeler. Milli burjuvazi, hani milli bir burjuvazimiz yok şu an. Uluslararası sermaye eklenmemiş, uluslararası sermayenin bir elemanı olan burjuvazimiz var. Şu an baktığımız zaman medya kanalları da onların elinde. Medya kanalları da onların elinde olduğu için insanların bu sistemi sorgulamamasını istedikleri bir kurguya insanları yöneltiyorlar. Yani insanların aydınlanması için değil, insanların o karanlık içerisinde hapsolması için çalışan bir medya düzeni var. Bunu sadece şey için söylemiyorum. Muhalefeti de bu şekildedir, iktidar da bu şekildedir. Yani insanlara baktığınız zaman propaganda kanalları seni mesela muhalif olarak kodlasa bile var olan düzeni sorgulatmıyor sana. Sana sadece isimleri tartıştırıyor. Baktığınız zaman mesela televizyondaki programlarda hiç kimse sistemi tartışmaz. Sistem tartışması göremezsiniz. Çünkü sistem tartışması o burjuvazinin, uluslararası sermayenin, küresel çetelerin ya da küresel şirketlerin işine gelmez. Şu an için küresel şirketleri sorgulayan, onların sömürü düzenini sorgulayan hiç kimse televizyonlara çıkarılmaz. Ve televizyonlarda asla tartışma yaratılmaz. O insanların popüler olmasının önüne geçilir. Onların halkla ilişkiye geçecek kitaplar yayın evlerinin, yani büyük kitap evlerinin raflarına değildir. Onlara böyle özel bir çabayla ulaşılması gerekir. Yani insanlar eğer özel bir ilgisi varsa, derinlemesine okuma yeteneğine sahipse onlara ulaşabilir. Halkın gözünden kaçırılmaya çalışılır ve bu insanlar şöyle lanse edilir. Bunlar çağ dışı fikirler savunuyorlar. Kapitalizm dünyadaki en iyi sistemdir. Kapitalizm dışındaki düşünceler insanları çağ dışı bir sisteme yöneltir diye bir düşünce pompalıyorlar. Bunu görüyoruz şu an. Bütün partilere bakın, sivil toplum örgütlerine bakın. En yakın mesela geçen hafta yerel seçimler yaşadık, evet. Değil mi Kaan? Biz yerel seçimlerde abi halkçı belediye ve sağcı ya da kapitalist belediyenin yaptığını mukayese edecek herhangi bir belediye başkanından herhangi bir şey duyduk mu? Yani üretim toprağından esnafına kadar bir zincir halinde bir model olarak sunan, bundan önceki seçimleri de alan büyük Ankara, İstanbul modeller olarak hiçbir tartışma, hiçbir entelektüel tartışmayı görebildik mi? Ya ben bu kadar boş, bu kadar hikaye, aynen söylediğin gibi sistem devam etsin, onun adamı değil de benim adamı olsun. Ve sistem buranın üzerinden bir başarı hikayesi çıkarttı ya. Ve buradan insanlarda bir mutluluk, bir işte tamam şunu anlıyorum. Kaç yılın bir iktidarına karşı bir erimenin, bir çürümenin olmuş olması psikolojik olarak insanlarda daha başka bir hava yaratmıştır. Ama niye bir model oluşturulmuyor Cumhuriyet adına? Bunlar Cumhuriyet derken salt laiklik. Yani onu da yapmıyor gerçi yani. O laikliği bilmem neyi falan filan alıyor. Bu sefer hemen ilk canlı yayınlarda bilmem nelerde gidiyor. Dualar okuyor İmamoğlu. Çıkıyor onları gösteriyor ediyor. Yani diyor ki ben de diyor Tayyip kadar olurum. Onun kadar en hızlı takla atarım. O üç takla atıyorsa ben beşini atarım falan. Bütün yurt içi ve yurt dışına da bunu gösteriyor. Ve burada bu sahiplerle bu adamlara oy vermiş insanlardan da namuslu bir cumhuriyet sorgulaması yapamıyorlar ya. Yani hakikaten. Lan sen ne yapıyorsun? Ya da niye bize bir model? Niye bize bir halkçı belediyeciliği anlatmıyor? Bak bunlar önümüz geçen dönemden belli belediyede ve şunu söyledik. Hepsi taşeron hizmetlere devam etmekte. Yani ne yaptılar? Kamu personelinden çıkartıp şirketlere verdikleri belediyenin temizlik hizmetini, su hizmetini, işte peyzajını, şununu, bununu şirketlere dağıttıkları, ettikleri o kapitalist sistemin tam öznesiler. Bütün ilişkileri, ticari ilişkileri, yaptıkları imarlar, şunlar bunlar. E abi Mustafa Kemal nerede şimdi? Mustafa Kemal senin tabelanda mı? Şimdi belediye değiştiriyor. Mustafa Kemal'in resmini asıyor. Biz Mustafa Kemalciler çok mutlu. Tamam yani. Buraya razı edecek bizi. Yani bir fotoğrafa, bir TC'ye razı edecek. O kadar geriye çekmiş ki yani artık halkçılık, cumhuriyetçilik bilmem ne denilen mesele bir fotoğrafla, bir tane tabelayla abi tamam kazandık, ettik. Ya bu mudur ya? Cumhuriyet fikri aslında sürekli devrimciliktir baktığın zaman. Ama şu an mesela hani herkes elinin altında interneti vardır. Gitsin bütün partilerin, siyasi partilerin programını okusun. Hiçbir fark yoktur. Hiçbir fark yoktur. Hepsi süper. A, B,
C. Hepsi aslında kapitalist sistem içerisinde kendini konumlarını gösteren bir parti programı yazmışlardır. Hiçbirinin parti programında bir fark göremezsin. A partisi gelse de, B partisi gelse de bunlar mesela mülkiyet ilişkilerini sorgulamazlar. Tabii. Üretim sistem ilişkilerini sorgulamazlar. Bölüşümü sorgulamazlar. Bölüşümü sorgulamazlar. Adaletsizliği sorgulamazlar. Sadece Ahmet mi alacak, Mehmet mi alacak? İhaleyi Cengiz mi alacak, Murat mı alacak? Tamamen bunun tartışmasıdır. Yaşanan tartışma da budur. Ve bu tartışmanın halka bir faydası yok. Halk şu an niye mutlu oluyor? Çünkü sosyal hayatında yeniliği yaşayan bir halk var. Yani ekonomik olarak bir buhran yaşıyor. Sürekli çalışıyor, mutsuz. Onu mutlu edecek bir şey var. Bir işte zafer. Futbol bu mesela bu afyonu veriyor. Siyasette tuttuğu partinin seçim kazanması bu afyonu veriyor. Bir anlığına mutlu oluyor. Acun Ilıcalı veriyor. Evet. Bilmem ne yani yapıyor. Oy verdiğin parti seçimi kazandı. O hayattaki yenilgi duygusunu duygusunu tatmin etmesini arıyor. Doğru aslında. Söylüyor. Oy verdiğin parti. Ben kaybettim ama oy verdiğim parti kazandı. O yenilmişlik hissinden bir an olsun arınıyor. Aslında orada hayali bir şey yaşıyor. Şevket Süreyya Demir Toprak Uyanırsa adlı romanında mesela topraktaki yani mülkiyet ilişkilerini sorguluyor. Ya şu anki aydınlar bunu yapmıyor mesela. Hani A mı gelsin B mi gelsin diyor ama o mülkiyet ilişkilerini sorgulamıyor. Diyor ki toprağın bölüşülmesi lazım diyor. Topraksız köylü kalmaması lazım. Evet abi bir tane aydın niye sormuyor? Gidip de mesela lan bir tane otel, bir tane adam 500 dönüm, 1000 dönüm yeri ne yaptı oğlum? Hasan Tahsin'in torunu muydunuz? Nereden aldınız lan siz bu toprağı? Yani hangi kuvvet, hangi güç, hangi üretim, hangi helal kazanmakla gasp edilecek yer, memleketin cennetleri, yaylaları, kıyıları, madenleri. Lan burayı sorgulamaz mı ya? Bir aydın sorgulamaz mı ya? Ya benim toprağımda bunun bizim dedelerimiz falan şehit oldu, vatan, millet bilmem ne diyerek gelip adama işte 10 bin hektar, 50 bin hektar yer verilmiş. Kanada firması gelmiş buradan bütün madeni çıkartıyor, alıyor. Ne yaptığı, ne ettiğini de bilmiyoruz. Bizim adamlar öldüğü gibi toprağında ot bitmiyor. Koyunumuzu, keçimizi. Ya biri sorgulamaz mı, etmez mi? Ya nasıl normalleştiriyor? Ya deliriyorum ya. Keşke şu kadar aklımızla deliriyoruz. Bunlar bizim üstümüzde 1000 tane okumuş, 1000 tane dünya görmüş, bir memleketi gezmiş etmişler. Nasıl yaşayabiliyorsunuz? Nasıl mutlu olabiliyorsunuz? Nasıl rakınızı içebiliyorsunuz? 29 Ekim'de rakıyı paylaşıyor ama. Büyük Cumhuriyetçi Yılmaz Özdil. 29 Ekim'de rakı bardağını paylaşabiliyor. Lan nasıl yapabiliyorsun ya? İşte şekilci cumhuriyetçilik, gardırop Atatürkçülüğü dediğimiz tam olarak da bu. Yani bizim sorgulamamız gereken şey şu. Ben Muğla'ya gittim geçen yaz. Muğla'da şunu gördüm. Her taraf yabancı dolu. Ama benim annem hayatı boyunca Muğla'ya gitmedi. Yani oradaki tatil bölgelerini görmedi, beldelerini görmedi. Belki de hayatı boyunca da gidemeyecek. Birçok kişinin annesi, anneannesi, babası oraları görmemiştir. Çünkü insanlar sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Ve ekonomik olarak oraya gitmeyen, yani iktisadi durumları oraya gitmeye, orada bir hafta tatil yapmaya bile müsait değiller. Orada çalışan insanların hepsi Türk vatandaşıydı, Türktü. Ama baktığım zaman turistler, her tarafta turistler vardı. Bizim giremediğimiz o pahalı lokantalarda turistler vardı. Giremediğimiz pahalı mekanlarda turistler vardı. En iyi hizmet onlar alıyordu. Hizmet edilen insanlar Türk çocuklarıydı. Bizim aydınımız bunu sorgulamıyor işte. Baktığımız zaman Cumhuriyet aydınları bunu sorguluyorlar. Bu ülkeyi toplu şekilde nasıl kalkındırırız? Bu köylü, yani bu yurt bilinci olmayan, cahil olan köylüyü nasıl Cumhuriyet'in bir ferdi hali, vatandaş haline getiririz, bilinçli bir insan haline getiririz ve toplu bir kalkınma modeli sunarız diye düşünüyorlar. Evet. İşte imtiyazsız yaşamanın mutluluğunu niye üretemiyorlar ya? Yani herkesin insanca yaşayabileceği, edebileceği, herkesin heykelini, piyanosunu, türküsünü, resmini yapabileceği, edebileceği bir iklime niye inanmıyorlar? Var bu hayat, var bu zenginlik. Bir de bu topraklarda. Ya bir düşünsene abi. Ya geziyorum şimdi memleketi. Roma'sından, Sümer'inden, Hitit'inden bir... Binlerce medeniyet bu topraklardan büyük hikayeler yaratmış. Lan biz gelmişiz şurada çölün ortasında kalmış gibi yani. Cennetin bütün varlıkları, bütün verileri içinde bir yalnızlığın, bir esirliğin içerisinde ve bunu normal görmemizi bekliyorlar. Yani buraya diyor ki mesela tarikat, cemaat ya da bir elit, otüsüatı bilmem neyi ya da yüksek bürokrasi, paşası. Emniyetin birinci sınıf müdürleri bilmem, Sayıştay'ın bilmem neleri bunlar almış abi tek eline. Ben diyor anayasa mahkemesi üyesiyim. Öbürü diyor ki Sayıştay ben diyor şeyde orduda diyor paşa oldum diyor. Orgeneral bilmem ne. Öbürü diyor ki bürokraside ben diyor genel müdürüyüm, daire başkanıyım.
Öbürleri ben tarikatın, cemaatin diyor şeylerin birinci, üçüncü, beşinci hocalarındanız. Bizler. Lan burası kimin memleketi? Bu memleketin tarlasını eken kim? Madenini kazan kim? Toprağın altında ölen kim? Cephede ölen kim? Lan siz kimsiniz diyen bir Türk aydın dili oluşmuyor ya. Ya bu inanılmaz bir şey. Ya hakikaten meslek örgütleri. Abi bu meslek örgütleri ne için var ya? Ya bu meslek örgütleri halka bu örgütsel yapıyı, hukukunu, insanca yaşama hakkını savunmak için var olmuş örgütler değil midir? Tarihsel olarak böyle çıkmadı mı etmedi? Lan hepiniz mi saltanata eklemlendiniz? Hepiniz mi tarikat cemaatlere eklemlendiniz? Barolar bir... Bak Diyanet İşleri Başkanı'yla iki hafta önce bir duruşmamız vardı. 25 Haziran'a ertelendi. Evlatlıkta evlenme engeli yoktur bilmem ne falan diye bunlar bir fetva verdi. Ben de çıktım dedim ki namussuzsun. Dava da açmazsan dedim namussuzsun. Gittik duruşma, dava, haberi yaptık bilmem ne, savunmalar. Ya memleketin barosu, memleketin işte çağdaş yaşam, Atatürkçü düşünce, o laik teyzelerimiz, CHP'nin kuaförden çıkan lan hiçbir birinizin bir derdi yok. Nerede savaşıyorsunuz? Ya da hangi mevzuda savaş vereceksiniz kardeşim? En haklı, en meşru zeminde bir yeri suçüstü yakalamışız, etmişiz. Ve buraya bir kamuoyunu, bir toplumsal duyarlı, bir Müslüman, bir Türk duyarlılığını koyup burayı yerle yeksan edecek, önünü kapatacak bir mücadeleyi yaratmak gerekirken abi yazarı, çizeri bilmem neyi, bizim en yakınımız bile adını anmaktan çekiniyor. Diyorum ki o zaman herkes memnun. Evet. Elitler memnun. Aydınlar memnun Kaan. Ama öğretmeni, çiftçisi, mühendisi, Cumhuriyet külliyatından geçmiş ve o toplumsal vicdana girmiş bizim gibi deliler bu işte yanıyor. Ve hikayeyi de bunlar kuracak. Ben tekrar hep şunun altını çiziyorum. Hakikaten bunların hepsini ama ne yapmak istiyorum? Bunların yüzlerine bakılmayacak. Sokağa çıktığı zaman ayıp lan. Bak bu kadar maden işgal edilmiş, kıyılar gitmiş, bunlar gitmiş, şunlar gitmiş, bunlar gitmiş. Bir tane fotoğrafta bir tane işte yoksun. Bir de yazıyorsun çiziyorsun Mustafa Kemal Cumhuriyet diye denilecek bir hikaye yaratmak istiyorum. Yani bunlar Bodrum'daki yalılarında abi, Marmaris'teki otellerinde falan gezerken rahatsız olsunlar. Anam bir Türk görecek de, bir cumhuriyetçi görecek de bize bir laf sokacak edecek diye. Başka türlü yani biz bunu canım dedik olmadı. Abiz dedik, ağasınız, paşasınız, bak sizler yüksek komutansınız, şusunuz, busunuz. Bak FETÖ orduyu teslim almış, emniyeti almış, yargıyı almış, cumhuriyetin savcısı, hakimi bilmem ne. Bunlara yalvarma yakarmayla falan hikayenin dönüşmediğini gördüm abi. Bunları artık deşifre edip, ifşa edip rahatsız edeceğiz. Yaşadıkları hayattan, yaşadıkları konfor alanlarından. Sen necisin kardeşim de Cumhuriyet işte savcısı olmuşsun, emeklisi olmuşsun, Yargıtay üyesiydin, Anayasa Mahkemesi üyesiydin. Var eski öyle isimler var ya, büyük isimler var. Şimdi isimleri de vermeye gerek yok. Büyük Mustafa Kemalciler, inanılmaz. Bunlar işte o 28 Şubatlardan itibaren falan Mustafa Kemal'i kimseye bırakmıyorlardı. Resimleri şöyle kafaların üstünde geziyorlardı, ediyorlardı. Niye bir hikaye kuramadınız kardeşim? Bu milletin gönlüne girecek niye bir hikaye kuramadınız? Niye bu milletin gönül bağını yaratacak Mustafa Kemal'le bir hayat pratiği kuramadınız? Çünkü yalılarınız başka. Başka sitelerde oturuyorsunuz. Başka arabalara biniyorsunuz. Başka uçaklardasınız. Milletle temaslar yok ya. Kendi köyleriyle yemin ederim selamları yok. Kendi köyüne gitmiyor artık. Niye? Köyünde biliyor çünkü babasını, atasını. Mehmet Ağa'nın oğlu diyecek. O Mehmet Ağa'nın oğlu değil ki, artık yazmış, çizmiş, 5 kitap yapmış, 10 tane şey televizyon kanalında çıkmış, etmiş. Başka bir şey olmuş artık. Oraya gittiği zaman biliyor ama. Seceresini biliyor nereden geldiğini. Oğlum iki göbek öten işte şeydi. Baban da mal gidiyordu. Bilmem neydi. Ne oldunuz oğlum? Nereye gittiniz? Aydınımız öyle, bürokrasimiz öyle, meslek örgütleri öyle. Demek ki yeni bir hikayeyi yeni kadrolarla, o genci ve kadınıyla kurmak lazım Kaan. Burada işte Türk genci, burada Türk mühendisi, burada Türk öğretmeni büyük bir cesaretle görevin kendinde olduğunu ve bu hikayeyi kendisinin yapacağını düşünmeli. Yani siyasi hareket dedik, siyasi parti kuruluz falan. İlk soru şöyle geliyor. Kimler var? Abi kim lazım sana? Kim istiyorsun mesela?
Yani Samantha Fox'u mu çağır, Michael Jackson'ı mı çağır? Kim yani sana tetiklemeye yapacak kim olacak yani? Kim lazım? Sibel Can mı gelsin mesela? Oğuzhan Uğur mu gelsin mesela? İşte Salih neydi adamın adı, soyadı? Büyükşehir Barışçı, HDP'li, Gergerlioğulları, bilmem neleri. PKK'ya soru sordurarak çözüm yapacak, Türk gençliğini getirdiği nokta bilmem. Bunlar mı gelsin mesela? Kim olsun falan diyor. Diyor ki işte Ahmet var, Mehmet var. Sen olursan sen olacaksın. Sen kendine güvenmiyorsun. Ben hayatımda hiçbir ilişkiye ya da hiçbir örgüte ya da hiçbir arkadaş toplumu kim var diye girmemişimdir ya. Kendimi doğru alanda hissettiğim, doğru savaşta hissettiğim zaman orada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamışımdır, etmişimdir. Bize onlar lazım. O tek başına hürriyeti, tek başına mücadeleyi verecek, edecek kabiliyetler lazım. Bunlar önemli insanlar. Kim vardı sorusuyla gelen adam bana lazım değil hakikaten. Yani şey gibi popüler magazin dünyası falan. Akşama film var falan. Kim? Cüneyt Arkın oynuyor abi. İzler misin? İzlerim evet. İşte Al Pacino çıkacak falan filan. Öbüründe Mehmet çıkacak. Mehmet kim? İşte bizim Çorum'dan bilmem ne köyünden çocuk. Ama iyi bir hikaye yazmış etmiş. Bir izle falan. Ya Mehmet önemli değil falan. Al Pacino lazım ona yani. İsimler cisimler. Yani Uğur Dündarsız yapamıyoruz Cumhuriyet abi ya. Uğur Dündar kurtardı Mehmet. 40 yıl bu adamlar tabu gibi, bu adamların işaret ettikleri adamlar büyük adamlar oldu. Şimdi yıllarca bunlara saldıran, bunlara çok sert eleştiri yapan Nihat Gençler bugünlerde acaba akla geliyor. Mesela Kılıçdaroğlu Uğur Dündar'a bir şeyler söylüyor, evet. Ona günahlar çıkıyor, bilmem neler çıkıyor falan ya. Ya demek ki var bir hikaye, demek ki var bir haklılık, demek ki burada bir doğru bir damarda doğru bir ses var. Yani illa yine o elitler tarafından tukaka edildiğinde şey oluyor. Nihat Genç haklı oluyor. Ha Nihat Genç haklı mı? Lan yürü git şimdi deme zaten. Şimdi dediğinin faydası yok bana ya. Kılıçdaroğlu'nun ağzından, öbürünün ağzından demesiyle mi? Sen fotoğrafa 20 yıl anlatılmış, edilmiş, o fotoğrafı gösterememişsin, o fotoğrafa inandıramamışsın falan. Şimdi mesela Ertuğrul Özkök diyecek ki, Cengiz Çandar yaramaz adam ya da Hasan Cemal diyecek ki, ya bu Ertuğrul Özkök çok namussuz. Ertuğrul Özkök de öyleymiş. Lan öyleydi işte. 20 yıldır, 30 yıldır böyleydi aslında bunlar. Biz hakikati vitrine olan insanların ağzından duyduğu zaman o zaman popüler. Yani sen yıllara söyle, ben yıllara söyleyeyim. Hakikati doğruyu söyleyelim. O kadar etki etmiyor insanların zihninde. O kadar derin bir etki yaratmıyor. Ama popüler bir isim. Uğur Dündar bir hakikati dile getirdiği zaman yıllar sonra fark etmesine rağmen çok değerliymiş gibi alıyor. Evet ya. İşte bu da bizim özgüven perspektifinden uzaklaşmamızla alakalı. Yayının başında dedim ya, lokomotif insan. Lokomotif insan diye güvenmiyor. Kendine güvenmiyor. Kendisi gibi olan insanları, bu topraktan çıkmış ya da bu toprakta onun gibi yaşamış, yaşantısı ona benzer insanların hikaye yazabileceğini, hikayeyi kurgulayabileceğini, ülkeyi değiştirebileceğine inanmıyor. Hani biz hep böyle liberaller küçümserdi. Cumhuriyet elitleri. Cumhuriyet elitleri dedikleri şeyler işte babası bahçıvanlık yapan Şevket Süreyya Aydemir'dir. Babasını erken yaşta kaybetmiş Atatürk'tür. Cumhuriyet elitleri bunlardır. Onlar elit olmak demek böyle hep böyle olumsuz bir şey gibi bize algılatıldı. Elit demek aslında işini iyi yapan insan demek. Biz de işimizi iyi yapan öğretmen olacağız. İyi yapan çiftçi olacağız. İyi yapan çöpçü olacağız. İyi yapan programcı olacağız. Medya mensubu olacağız. İşimizi iyi yaptığımızda aydınlanma böyle olur zaten. Kendimize güveneceğiz. Biz işimizi iyi yapıyorsak eğer bizim Uğur Dündar'a ihtiyacımız yok. Başka bir isme ihtiyacımız yok. O medyadaki isimlere ihtiyacımız yok. Biz zaten kendi kişiliğimizle beraber, kendi aydınlığımızla beraber o isimleri kendi içimizden yaratacağız. Halkımıza temas ettiğimiz zaman, dedim ya, toprağa vursan ot biter. Bir şey çıkar. Gerçekten bu halka temas ettiğimiz zaman, onlara o yüzgeni verdiğimiz zaman, aslında o ekranlardaki insanların o kadar boş olduğunu gördükleri zaman, onların sürekli hatalar yapmalarına rağmen o hataları halkın belleğine empoze etmek için oraya çıkarılan, kurgulanan insanlar olduğunu öğrendiğimiz zaman zaten bir şeyler değiştirebileceğine inanacak Türk halkı, Türk genci. İşte Türk halkıyla, Türk genciyle bir temas kurulması lazım. Şu an meslek örgütleri, sendikalar tamamen etkisiz hale getirilmiş durumda. Neden? Çünkü bunlar da uluslararası vakıfların bir şekilde fonladığı. Çünkü ekonomik bağımsızlık olmadığı zaman düşünce özgürlüğü de olmuyor. Hani Cumhuriyet kurulurken de böyleydi. Bizim Cumhuriyet felsefesini yaşatmamız için böyle ekonomik bir bağımsızlığa sahip olmamız lazımdı. İlk önce kapitasyonlar kaldırıldı ekonomik bağımsızlık için. Sendikalar, meslek örgütleri de böyledir. Ekonomik bağımsızlığını kazanamadığı zaman ne oluyor bu sefer? Küresel sermayenin,
yarattığı vakıfların çekim alanına giriyor. Ne yapıyor? Emek mücadelesinden uzaklaşıyor. Neyin mücadelesine giriyor? Kimlikçi politikaların mücadelesine giriyor. Ya orada senin savunduğun insanların bir kimlik derdi yok. Ya da böyle kimlik kavgası yok. Onların ekmek kavgası var. Ekmek kavgasından vazgeçip bu sefer suni kavgaların peşine giriyor. Cinsiyet kavgasına giriyor. Ondan sonra cinsel tercih kavgasına giriyor. Ondan sonra etnik kimlik kavgasına giriyor. Yani seni sokak hayvanları. Sokak hayvanları seni ana motivasyondan uzaklaştırıyor. Hayır, bizim kavgamız ekmek kavgası. Ekmeğimizi bölüşme kavgası. Birileri havyar yerken ben kuru ekmek yiyorsam bunun mücadelesini, sendikalar, meslek örgütleri bunun mücadelesini veriyor. Ve orada çok değişik bir alan yarattılar. Eskiden bunu geçen bir yayınımda söyledim. Eskiden meslek örgütleri şöyle adlanırdı ya da demokratik kitle örgütü denirdi. Yani demokrasi, içerisinde demokrasi olan bir örgüttü. Daha sonra ne denilmeye başlandı? Sivil toplum örgütü. Niye sivil toplum örgütü denildi? Tamam. Çünkü bunun içine tarikatları alacaklardı. Cemaatleri alacaklardı. Onların demokratik bir yapısı yok. Sen demokratik kitle örgütü dersen tarikat ve cemaatleri sanki onun içerisinde bir demokrasi varmış gibi algılatırsın. Bu isimleri değiştirdiler. Medya bunu yaptı. Sivil toplum örgütleri dediler. Bunun içine batılı vakıfları aldılar. Bunlar içinde bir demokrasi yok. Tamamen batılı siyasi merkezler tarafından dizayn edilen bir yapısı var. Ama demokratik kitle örgütü halk hareketidir. Nedir? Başkanı değişir, yöneticisi değişir ve bir yerden emir almaz. Karar mekanizması kimdir? Aşağıdan gelen insanlardır. Yani bir emek örgütlenmesi varsa, bir öğretmen sendikası varsa karar merci yine öğretmenlerdir. Öğretmenlerin menfaatidir. Ama şu an baktığım zaman bir tarikatın, bir cemaatin lideri değişmez. İçerisinde demokrasi yoktur ki. Orada tapılan bir insan vardır. O insan Allah dostu denir ve herkes ona tapmaya başlar ve kimse onu sorgulayamaz. Ama demokratik kitle örgütünde nedir? Sorgulama vardır. Biat yoktur. Cumhuriyette biat kültürü yoktur aslında. İtiraz kültürü vardır. Kavga eder, hakkını arar, grev yapar, eylem yapar. Bu en demokratik haktır. Aslında insanlar artık korkutuluyor çok ilginç bir şekilde. İnsanlar mesela, siyasi partilerin bunlardan çok farkı var mı sence? Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Yani insanlar tamamen pasifize etmek ve sistemin adamlarını onların temsilcisiymiş gibi sunacak bir hayal iklimi yaratmak için siyasi partiler dizayn edilmiş durumda. Yani halk temsil edilmiyor. Temsil edildiğini zannediyor. O algı yaratılıyor. Bu da neyle yapılıyor? Medya ile yapılıyor. Basın ile yapılıyor zaten. Bir de 5 yılda bir seçime gitmek tamam bütün görevi tamamlattırıyor evet. Kaan yani. Başka hiçbir şey yapmıyor mesela büyük insan. Özgürlük. Hani insanlar şey diye düşünüyorlar. Her şeyi siyaset değiştirir. Hayır, siyaset değil. Senin derneklerin, vakıfların, sivil toplum dediğin ama demokratik kitle örgütlerin, sivil toplum örgütlerin değil. Demokratik kitle örgütlerin değiştirir aslında. Halk hareketleri budur. Örgütlenme gerekir. İnsanların bir araya gelmesi. Yani örgütlenme sadece şey değildir. Bir yapar, bir tabela altında birleşmek değildir. Yani şurada bizim birleşip bir araya gelip ülke sorunlarına ilişkin görüşlerimizi paylaşmamız. Ya apartmanında, mahallende, köyünde söz sahibi evet. olacak bir iklimi kuramıyorsan evet. büyük cümlelere gerek yok yani. Senin apartman yönetimini, apartmanı daha iyi hale getirmek için bir araya gelemiyorsan mesela apartmanın bir sorunu var ama apartman toplantısı yapılmıyor. O sorun giderilmez ki. Ülke de aynen böyledir aslında. Bizim apartmanın da öyle buranın. Yani bir sorun olduğu zaman insanlar bir araya gelecekler, bir düşünce üretecekler ve çözüm önerisi bulacaklar. Bir arada hareket eden insanlar çözüm önerisi bulurlar. Ama mesela biz bir şeylerden şikayetçiyiz. Ama bir araya gelmiyoruz, örgütlenmiyoruz. O zaman ne oluyor? Örgütlü yapılar, örgütlenmiş, örgütsüz yapıları yönetir. Yani örgütlü orta zekalılar, örgütsüz zeki insanları yönetiyorlar. Tabii. Gerçekten Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Tabii. Onlar mesela siyaset biliminin de temelidir yani. Örgütlü azınlık, örgütsüz çoğunlukları yönetir. Sen daha zeki olabilirsin, daha bilgi olabilirsin, daha entelektüel olabilirsin. Mesela şu an televizyondaki insanların birçoğu aslında kişisel menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan bilinçsiz ve bilgisiz insanlar. Ama örgütlenmişler. Bir örgütün bir parçası haline gelmişler ve oraya görevlendirilmişler. Onlar görevlerini icra ediyorlar. Biz onları yerinden indirmek ve oraya gerçekten halkın temsilcilerini oraya çıkarabilmek için bizim de bir örgüt kurmamız lazım. Nasıl örgüt kurmamız lazım? Bu sivil toplum örgütü, demokratik kitle örgütü. Yani demokrasi içerisinde böyle örgütlenmek lazım. Apartman yönetimini kuracaksın. Ondan sonra mahallende bir dernek kuracaksın. Ya da edebiyatçıysan eğer bir edebiyat topluluğu kuracaksın. Edebiyat örgütü kuracaksın. Yazar örgütü kuracaksın. Ve orada görüşlerini alabileceğin insanlarla bir araya geleceğin bir iklim yaratacaksın. Ülke sorunları ancak böyle çözülür. Ya köylerde mesela köy odaları vardır. Köy meclisleri vardır. Niye? İnsanlar orada bir araya gelirler. O bir örgütlenmedir aslında. Ve köyün sorunlarını, kuraklık olacağı zaman ne yapılacağını tartışırlar. Ya da toprağın sürmesine ilişkin orada yeni bir önerisi olan, yeni bir makine varsa onu tartışırlar.
Orada çözüm önerisi üretirler. Ama herkes kendi bireyselliğine çekildiği zaman bir şeylerden şikayet ederiz ama hiçbir şey değiştiremeyiz. Onun için işte mahallelere yapılan operasyonlardan en büyüğü de bu AVM kültürüdür. Yani mahallenin kahvesini, kasabını, bakkalını falan, bak buralar hep iletişim alanıydı eskiden. Evet. Tamam, herkesin birbirini tanıdığı etti. AVM'de sürüleşmiş kitleleri sokuyorlar ediyor. Ve birbirini tanımayan, birbirine selam vermeyen, o uluslararası markaların içerisinde boğulan, teslim olunan bir millet halinde. Mahalleyi bile iyi diş ediyor. Yani bu adamlar işi tek ticari yapmıyorlar. Yani ticari planlamanın dışında o sosyolojik yapıyı nasıl iyi diş ederim? Bütünlük içerisinde. Yani organize bütünlük içerisinde yapıyorlar yani. Yapılan bütün hamleleri. Buradaki en önemli sorun bu hamleleri görüp, algılayıp, çözen, eden kadroların örgütsüz mücadelesi. Ege'de eşkıyalar gibi yani. Oradan bir tanesi bir mermi atıyor. Şuradan birisi bir roket atıyor. Buradan birisi güzel bir şey söylüyor falan. Abi niye bir beş kişi bir araya gelip de bir hikaye oluşturulmuyor? Bir odak yaratılmıyor. Dur kardeşim. Önce işte atıyorum Acun Ilıcalı'yı yerle yeksan edecek bu adamın Türk milletine vermiş olduğu ahlaksızlık ve yozluğun kaynağı olduğunu ve bu zenginleşmenin temelinin nereden geldiğini anlamadığımız, sorgulamamız gerektiği gibi bir hikayeyi yaratıp tek tek atıyorum bürokraside Diyanet İşleri Başkanı'nı yakalamışsın. İçişleri Bakanı mesela Süleyman Soylu. Ne oldu? Gel bakalım. La bu kadar hikaye, memleketin her yeri mafya olmuş. Dünyanın bütün mafyaları buraya gelmişse nasıl bakandı? Ne iş yaptın kardeşim? Bir alalım edin. Bir odak yaratma yerine bilgi bombardımanları. Yani bir de mesela şöyle bir habercilik var ya. Abi işte şurada trafik kazası olmuş öyle. İki tane kadını şurada öldürmüşler. Burada bir tane işte sokak hayvanına şunu yapmışlar. Bin tane hikaye anlatıyor. Toplumsal sorunlara ilişkin, toplumsal derde ilişkin hiç haberlerde bile öznelleri görüyoruz. Evet. Tamam, ne kadar psikopat var, hırsız var, manyak var. Hikayeleri bir lan böyle bir dünyada kendimi nasıl korurum? Bak, seni içeriye kapandırıyor. Tamam, umut yaratma yerine korku iklimi öyle bir veriliyor ki haberlere bir bakıyorsun standart abi. Bir yerde biri öldürmüş, trafik kazası, bir yerde biri uçmuş, biri bir uyuşturucu çetesi, bilmem ne şudur budur. Abi ne oluyor? Peki buralar nereden oluyor? Nereden dönüştürüle ilişkin bilgilendirme ya da bir şey yok. Yani insanları ne kadar korkuya, ne kadar paniğe, evet ne kadar yalnızlığa, ne kadar güvensizliğe sokarsak o kadar sistemin işine geliyor. Özellikle bu 15 Temmuz sonrası öyle bir hikaye yaratıldı ki herkesin herkesten şüphelendiği, herkesin bu FETÖ'cü mü, bu kripto mu bilmem ne, öyle bir iklim, 28 Şubatlar falan, öyle hikayeler yarattılar ki ve bunlara yapılan operasyonlarla şimdi örgüt olmak, bir teşkilat olmak falan, lan siyasi parti kuracağız, bilmem ne yapacağız falan diyoruz. Partinin içi, yıllardır beraber olunduğumuz arkadaşlar bile, ya bunu şimdi yasal dayanağı falan var. Lan ne yasal dayanağı, ne anayasal zeminin bilmem ne. Öyle bir korku iklimi yaratmış ki, ya üç kişi yan yana girsek ne olur, bilmem ne olur falan. Ya da ben Recep Tayyip'e geçenlerde işte bir diktatör de sensin, işte kralı da sensin, Allah'ı da sensin falan. Lan bir iklime bir baktım, Allah'ım lan ne olacak? Lan ne oluyor? Nasıl bir korku iklimi? Yani buralardan çıkacak edip ya bir kendisini şöyle ortaya koyup 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi kardeşim biz anayasa zeminde vatanı ve toprağı savunuyoruz. Bundan da daha meşru bir savaş yoktur diyecek irade. Bu iradeleri gösterdikten sonra psikolojide, psikolojik harpte, yönetimde artık bizim kafamızda, bizim bünyemize geçmeye başlayacak. Yani ben her gün hakikaten şöyle yaşıyorum. Her gün hesap kitap yaparken çevreme bakarım. Ha bunları da şuradan yargılayalım. Şu şirketi de unutmayalım ya da şunu da bilmiyorum. Ya her gün ben bunları not ediyorum. Her gün diyorum ki ben bunların iciğini cücüğünü bilmem ne. Buna inanarak yaşıyorum ama hakikaten. Yani gücün kimde olduğu, bugün işte hangi aygıtın kimin elinde olduğu, topun, tankın, savcının o umurumda değil. Ben biliyorum ki Türk milleti bir gün alacak bu iradeyi. Başka türlü olmaz çünkü bu tarih böyle gelmemiş yani. Bakıyorum 5000 yıl, 10.000 yıl ta ilkel komünal toplumdan kapitalist topluma kadar gelirken abi bu insanlık ilerleye gelmiş. Son 50-100 yıllık bir durma, geri gelme dünyadakinden bahsediyorum. Türk devrimi
dünyadaki en büyük atılımlardan biridir. Bunun arasında yani şey yanlış anlaşılma olmasın ama son 50 yıllık 60 yıllık hikayede hakikaten bir durma ve geriye gelme var. Ama bu tarihin her döneminde de olmuş dönem dönem. Ve geri bir sıçrama olmuş. O sıçramayı yapacak kadroların kendini yetiştirmesi ve bir araya gelmesi. Yani bir gün o rüzgar geldiği zaman toplumsal rüzgarlar gelir. Hazır milletin tercih edeceği ve milletin inanacağı kadroyla programla ortada olmak lazım. Sorun o. Yoksa yıkıcılar, kapitalist sistemin ağababaları, oyun kurucuları kendileri dönüştürecek diye izleyenler yerine koyacak da başkasını koyacak. Abi sen 100 yıl boyunca izleyeceksin ve izlettireceksin yani. Bu milleti niye izlettiriyorsun? Bu millete niye bir umut, bir kapı yaratmıyorsun etmez? Bizde eskiden şairler, yazarlar insanlara hep ümit pompalardı. Mesela Nazım Hikmet ne diyor? Güzel günler göreceğiz. Evet. Hep baktığımız zaman marşlarımız, şarkılarımız hep ümit üzerineydi. Ama şu an baktığımız zaman bir korku iklimi, bir karamsar ortam. Hep böyle haberlerde cinayet haberleri, gasp haberleri. Hiç güzel bir şey göremiyoruz. Bir de toplumsal trajedileri küçümseyen haberler yapıyorlar aslında. Mesela bakıyor orada diyor ki işte Gazze'de şunlar bombalandı diyor. Hemen ardından başka bir haber koyuyor. Diyor ki işte ağaçta kedi kaldı. İnsan ne oluyor? İnsanı tepkisiz hale getirmek için aslında zihninde şöyle bir şey var, yaratıyor. Normal. Ağaçta kalan kedinin kalmasıyla Gazze'de binlerce insanın bombalanması normal. Aynıymış. Sıradan. Zihnine böyle bir mesaj veriliyor aslında. Müthiş bir algı manipülasyonu yapılıyor burada. Bu da aslında medya ile yapılıyor. Bizim medyadan daha büyük bir düşmanımız yok kesinlikle. Ben bunu çok uzun süredir tahlil ediyorum. Oradaki programlar, haberler, bütün kurgu insanları karamsarlığa, ümitsizliğe ve kendisinin hiçbir şeyi değiştiremeyeceğine ilişkin bir inancı yönetmesine yönelik. Ümit vermiyor. Sürekli ümitsizlik pompalanıyor. Hep kötü olacağına ilişkin. Ama fizikte bir kural vardır. Bu tarihin her alanında geçerlidir. İyi bir sıçrama yapabilmek için gerilmek lazım. Yani biz neyi görüyoruz tarihte baktığımız zaman? Mesela Cumhuriyet devrimi kuruldu ama Osmanlı yıkıldığı zaman ne oldu? Bir gerileme oldu ama büyük bir sıçrama, atılım evet. oldu. Tarihte de öyle. Fetret devri vardır ama o bir gerilemedir ama daha büyük bir adım için o bir sıçrama imkandır. Şu an mesela kötü bir ortam olabilir. Baktığımız zaman kapitalizm çok etrafımızı sarmış olabilir. Emperyalizm etrafımızı sarmış olabilir. Bize nefes alma alanı yaratmamış olabilir ama bu büyük bir sıçrama için aslında bir fırsattır. Fizikte yani önce bir gerileceksin, geri düşeceksin, sonra büyük sıçrama yapacaksın. Çünkü olduğun yerde yaptığın sıçrama bu kadar büyük olmaz. Yani biz hep diyoruz ya krizi fırsata çevirmek. Krizi fırsata çevirmek dediğim şey aslında bu fizik kuralının da bir yansımasıdır. Tarih böyledir, bu fizik kuralıydı. Bir Ergenekon vardır değil mi? Biz orada tam yok olma noktasına gelmişiz. Ama dünyaya hükmeden bir ülke kurmuşuz. Ergenekon. Yıkılma noktasından zirveye. İşte fiziksel kural aslında siyasette de geçerlidir. Toplumsal yapıda da geçerlidir. Ekonomide de geçerlidir. Büyük krizlerden sonra Amerika Birleşik Devletleri şu an diyoruz dünyanın en büyük ekonomisi. Çok büyük krizler yaşamıştır. Dünyanın en büyük ekonomik krizlerini yaşamıştır. Ondan sonra böyle büyük bir atılım yapmıştır. Hiçbir şey için ümitsiz olmamamız lazım. Hani yayının başında dedik biz nasıl mesela insanlara ümit veriyoruz? Biz Atatürk'ten daha zor bir durumda değiliz. Cumhuriyeti kuran kadrolardan daha kötü durumda değiliz. Bir de Atatürk gibi bir önderlik görmüşüz ya. Şu yeryüzünde Mustafa Kemal gibi bir önderimiz ata var. Başka daha ne olsun ya? Ben yani düşünüyorum. Hiçbir şey bulamazsam Mustafa Kemal'i bul kardeşim. Ya bir bak başka bir şey. Başka bir zihin, başka bir inanış. Milletine başka bir inanmış, toprağına başka bir inanmış. Ve hakikaten bizim maddi veriler olmasa Nuh'un gemisi gibi bir hikaye kalırdı aklımızda. Evet. Var mıydı yok mu? Olmuş mudur olmamış mıdır acaba falan. Ya bu da efsane midir falan. Diyeceğimiz bir hikaye. Maddi verileri olmasa etmesi. Böyle bir atadan geliyorsun ya. Böyle bir ata bu topraklarda doğmuş. Benim atam olmuş. Daha sana ne istiyorsun ya? Bizim böyle bir rol modelimiz var. Birçok toplum böyle bir rol modeli yok. Tabii. O yüzden mesela Atatürk'ü rol modeli olarak kalıyorlar. Atilla İlhan Fransa'ya gidiyor. Ona şunu soruyorlar. Sizin Atatürk diye bir lideriniz varmış. İşte Türk modernleşmesini yaratmış. İnanamıyor. Siz nereden biliyorsunuz diyor. Çünkü tüm dünyaya aslında bir model olmuş. Bakıyorsunuz orada o dönemde Tunus, Pakistan, Afganistan, İran hepsi Atatürk'ün modernleşme, Cumhuriyet devrimiyle aslında o ezilen 3. dünya ülkesi dediğimiz ülkeler emperyalizm tarafından sömürülen ülkeler hep Atatürk modeliyle kalkınmaya çalışıyorlar. Kendilerini çünkü onların hikayesini yazmış biri yok öyle bir liderleri yok. Bu toprakların en büyük şansıdır aslında. Ve o ana kadar Kurtuluş Savaşı'na kadar dünyada hiç kimse hiçbir mazlum devlet emperyalizmi yenileceğine inanmıyor.
Çünkü yok böyle bir hikaye yok dünyada. İlk defa birisi çıkıyor, bir halkı örgütlüyor ve emperyalizmi yeniyor. Dünyada bundan sonra sömürgecilik çağı aslında bundan sonra bitiyor. Ne oluyor? Ya bu emperyalistler de yenilebilirmiş. Demek ki bunlar da tanrı değilmiş. Bunların da böyle yenilebileceği bir nokta varmış diye bütün mazlum milletlere bir ümit veriyor. Ya biz böyle bir hikayenin içerisine gelmişiz. Böyle bir cumhuriyetin içerisinden gelmişiz. Müthiş bir rol modelimiz var. Aslında diğer toplumlardan, diğer milletlerden çok daha şanslıyız. Bu kadar yakınız ama baktığımız zaman şu an bize bu şeyi bile, bu rol modeli bile kötü göstermeye çalışan insanlar var. Cumhuriyete böyle bir kin felsefesiyle yaklaşan insanlar var. Cumhuriyet devrimine, Cumhuriyet aydınlanmasına, Türk modernleşmesine karşı kin perspektifiyle yaklaşan insanlar var. Yani o Cumhuriyet aydınlığından nasibini alamamış, bu toprakla bağlantısını kesmiş insanlar hala Cumhuriyeti bir olumsuz sorgulamaya tabi tutuyorlar. Bu topraklar için ne kadar büyük bir şans olduğunu ve bu şanstan birçok ülke bu şanstan mahrum kalmış. Şu an bakıyoruz mesela Orta Doğu ülkeleri. Onların bir Atatürk'ü yoktu. Atatürk'ü olmadığı için zaten şu an hala bu sömürge halini devam ettiriyorlar. Yabancı şirketler tarafından sömürülüyorlar. Şu an bakıyorsun mesela BP, Shell, bunlar emperyalist ülkelerin büyük şirketler, çok uluslu şirketleri. Ama Orta Doğu'nun bütün petrolünü bunlar çıkarıyor. İnsanlar bunu sorgulamıyorlar, oradaki insanlar. Niye? Çünkü bir rol model gelmemiş onlara. Bunu sorgulatabilecek, milli devlet kuracak, milli bağımsız, ulusal kurtuluşunu sağlayabilecek, o topraklardan çıkan madenin, altının, o toprakların onlara kazandırdığı paranın, zenginliğin, refahın onlara ait olduğunu söyleyebilecek, onlara farklı bir hikaye yazmasını yol gösterecek bir liderleri çıkmamış. Oradan mesela Suudi Arabistan yönetimi Fenerbahçe Galatasaray maçı oldu. Ne yaptılar? Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Atatürk'ün olduğu formalıyla çıkmasına izin vermedi. Niye? Çünkü istemiyor bunu. Çünkü Atatürk oraya bambaşka bir hikaye öneriyor. Yani siz burada krallar, şehirler tarafından, uluslararası şirketler tarafından sömürülmeyeceksiniz. Modern bir devlet kuracaksınız ve sizin hikayenizi, sizin ekmeğinizi, bu topraklardan çıkan ekmeği siz bölüşeceksiniz. Birileri sizi sömürmeyecek, sizin alın terinizi sömürmeyecek, sizin kanınıza beslenmeyecek. Böyle bir hikayeyi aslında rol model olarak gösteriyor Atatürk. Ve oradaki krallıkların en çok korktuğu şey bu. Atatürk'ün gösterdiği model. Çünkü müthiş bir direniş bayrağını taşıyor Atatürk baktığın zaman. Bütün dünyada, bütün dünyadaki algılanış şu. Japonya'dan misafirlerimiz geldi Şanlıurfa'ya. Ben onlara şunu sordum, dedim ki tanıdığınız hiçbir Türk var mı dedim. Yani ünlü birisi var mı falan diye. Bir tek kişi söylediler. Biz Atatürk'ü tanıyoruz dediler. Müthiş bir reklamdır aslında. Türk modernleşmesinin aslında dünyadaki ne kadar popüler bir sima olduğunu ve dünyaya ne kadar örnek olduğunu. Yani Türkiye'den tanıdığı hiç kimse yok başka. Sadece Atatürk'ü biliyor. Ve Cumhuriyeti kuran. Süleyman Soylu'yu tanımıyorlar. Ya. Oraya kadar ona ticaret yaratamamış demek ki. Bu tarafa yani, doğru gitti demek ki. İşte öyle bir model yaratmış ki, dünya çapında bir model yaratmış ve Türk modernleşmesi bütün dünya halklarına, ezilen halklara, sömürgecilikten mağdur olmuş halklara bir örnek olmuş. Bütün devrimler, atılımlar, sömürgeciliğe karşı olan mücadeleler Atatürk'ün ismiyle anıtlaşmış. Bu müthiş bir hikaye için aslında bize bir rol modeldir. Bu rol model varken biz hala o rol modelden yararlanamıyoruz ya da yararlanmamız engel olunmaya çalışıyor. Biz hala Atatürk'ün düşüncede değil de ya da yaptığı devrimle değil de posterleriyle kandırıyorlar. Yani geliyor mesela oraya Atatürk resmini asıyor, fotoğrafını asıyor ama onun ilkeleriyle ilişkili hiçbir şey yok. İçselleştirememiş, sadece şekil var. Buraya Atatürk rozeti takmak Atatürkçülük değildir. Duvara Atatürk fotoğrafı atmak Atatürkçülük değildir. Ya Atatürk Cumhuriyet fotoğrafını asıyor. Nagihan Alçı'yı da otobüse alıyor. Beraber Nagihan Alçı'yla şeye çıkıyor. İşte yani. İnsanlardan sorgulamasını istediğim şey de bu. Bu çelişkileri. Yani bir insan söyledikleriyle yaşadıkları arasında bir çelişki varsa bu gerçek aydın değildir. Bu beni kandırıyordur. İnsanlar da bu bilinci yaratmamız lazım. Baktığımız zaman yani söylendiği, yani konuştuğu zaman ne yapıyor böyle? Çiftçiden, köylüden falan bahsediyor. Ama kendi yaşantısında onlarla hiçbir teması yok. Cemil Meriç diyor ki kitabında, ben diyor hiçbir işçinin nasırlı ellerini sıkmamıştım ama sosyalist olduğumu söylüyordum diyor. Gerçekten bugünkü televizyonlara çıkarılan, bize Atatürkçü olarak sunulan ya da aydın olarak sunulan insanlar gerçekten cumhuriyetçi halkla bir temas etmişlikleri yoktur. Tamamen mümkün değil ya. Tepeden bakıyorlar. Gelsinler mamanın altından kahvesini oturup 10 dakika konuşabilirlerse şerefsizim ya. Yemin anlamazlar. Bak adamlar bunların konuştuğunu anlamaz. Adamların konuştuğunu da bunlar anlamaz etmez. O kadar kopmuş bir durumdadır yani. Ve onları tepeden bakarlar. Yani bunlar cahil. Yani sürekli mesela bu bize pompalanıyor. Halkın cahil olduğu ve onların çok böyle üst düzeyde bir yerde oldukları. Onlar tepede bir noktada ve cahil halka bir iletişimleri yok. Şimdi ama
Biz de baktığımız zaman Cumhuriyet'in kurucu kadrosu şöyle bir hakkı kendinde görüyor. Diyor ki halkımızın bilgisiz olması önemli değil. Biz onları kalkındıracağız. Evet. Onları halk evleri kuruluyor. Türk Ocağı'nda konferanslar veriliyor. Sürekli bir eğitim politikası. İnsanlar oraya gidiyor. Okuma yazma faaliyetleri, eğitim faaliyetleri. Eğitime daha çok insanı dahil etmeye çalışıyorlar ve halka bir bilinç yaratmaya çalışıyorlar. Yani sen caizsin. Hakim, baykurtlar falan nereden çıktı abi ya? Köylere gidiyorlar. Şu an mesela bizim bu televizyonlara çıkan insanları köylerde bir hafta tutamazsın. Bir günlük konferans için bile gitmezler. Ama o insanlar yıllarca o köylere gidiyorlar. Mahmut Makal köy enstitüsünden çıkıp gencecik bir çocuk köye gidip köyün kaderini değiştirmeye çalışıyor. Ben bu ülkede sadece bir köyün kaderini değiştirirsem, bir köyü aydınlatabilirsem ben bu ülkeye çok büyük hizmet yapmışım diyor. Müthiş bir yurtseverlik. Bütün hayatını oraya adıyor. Yani ben bir köye gidip oranın hikayesini değiştireceğim. Herkes bir köye gidip, herkes o aydınlanmanı, o köydeki insanların da nasibini almasını sağlarsa bu ülke kalkınır diyor. Müthiş bir fedakarlık. Kendi hayatını bırakıyor. Yani o da bilmiyor muydu büyük bir şehirde yaşamak, lüks içerisinde yaşamak ya da büyük şehrin imkanları içerisinde yaşamak, o yoksulluğu, fakirliğin içerisinde, cahil halkın içerisinde olmak dışında bir seçeneği yok muydu? Vardı. Ama kendi kaderini o insanların refahında görüyor aslında. O insanları kalkındırırsam eğer kendisini adanmışlığım o zaman daha değerlenir diyor. Yani bir anlam arayışı var. Ya mutluluk da böyle bir şey. Hı. Aslında hakikaten Tanrı'nın da derdi, Cumhuriyet'in de derdini aynı ortak olduğunu ve çözümlerinin de ortak olduğunu. Hiçbir bireysellik yok. Aynen. Yemin ederim ben Tanrı'ya olan aşkım da buradan. Cumhuriyet'e olan aşkım da buradan. Kardeşim o toplumsal fayda. Kardeşsiniz, berabersiniz, yırtılmış. Allah da yırtınıyor Cumhuriyet'te kardeşim. Ya ne diye başka hikayelerde, başka yerlerde kardeşin kardeşi dolandırmaya çalıştı, arkadaşın arkadaşı satmaya çalıştı hikayede. Mutluluğu nerede buluyorsunuz kardeşim? Çocuğun bak gidiyor uyuşturucuya düşüyor. Öbür çocuğun gidiyor işte atıyorum. En kötü işlerde, en kötü hikayelerde en azından aileye yabancılaşıyor. Ortak dili bile kullanamıyorsun, edemiyorsun. Ya gelin şu hikayeyi ortaklaştıracak, edecek, herkesin insanca yaşayacağı, edeceği bir ülke kurabiliriz. Bu model de tüm Orta Doğu'da ve Türk dünyasında model olur. Cumhuriyet'in de böyle bir evrensel bir pozisyonu vardır. Hani Cumhuriyet, Türkiye özgü, Fransız'a özgü tanımladığımız bir şey de değil. Evrensel model olarak da bizim 50 yıl sonra, 100 yıl sonra da tüm dünyaya örnek gösterebileceğimiz bir model. Ve ben dünyanın da ikliminin, toprağının, bu gidişatın, kurtuluşunun Cumhuriyet modellerinden geçebileceğini düşünüyorum. Başka türlü abi denizi felç etmişsin, ırmağı felç, ya yeraltı suyunu felç etmişsin mesela. Ta orayı bile tüketmişsin, etmişsin yani. Buraya bir demek ki bir planlama, bir ortak akıl kurmak gerekiyor ya. Hani bu serbest piyasa, doğa dengesini bulsun, piyasa içerisinde işte bu işler dengeyi bulur falan hikayeleri iflas etmiş. Yani bunu liberal aydınların da, namuslu aydınların da söylediği, ettiği bir hikayeye geldik aslında. Hani namuslu liberaller vardır, yıllardır böyle inanmıştır falan ama bakıyor, lan bu kadar acımasız olmaz diyor, hikaye başka bir yere gitti diyor. Yarın bir gün nefes alacak bir dünyamız yok diyor, içine girecek bir denizimiz yok diyor. Hani küresel, zaten küresel şirketlerin rakip olarak gördüğü ve hedefler önünde engel olarak gördüğü tek şey vardır. Ulusal cumhuriyetlerdir. Tabii. Ulusal en cumhuriyet. Önemli mesele odur. Bak, cumhuriyet demeyen herkesin bütün alanlarda özgürlüğü vardır. Bak, ikimiz mesela LGBT özgürlüğü için yırtınalım. Bize fonlar, alanlar, kanallar, Akit TV bile çıkartır bizi konuşturmaya yani. Ya siz ne yapıyorsunuz, niye bunları konuşuyorsunuz, ediyorsunuz falan, ne savunuyorsunuz falan filan der. Ya da en ultra böyle uyuşturucu içme özgürlüğünü tartışalım. Ya benim hayatım değil mi bilmem ne, sosyal medya bilmem ne. Buraların hepsine düzen ve sistem alan açar. Ve bu adamların hayatını, gelişmesini falan destekler. Ne zaman cumhuriyet dersen abi, ne zaman cumhuriyet devrimi dersen hayatının bütün alanlarına bak. Eşine, aşkına, çocuğuna, abine, kardeşine. Lan taburalara var ya operasyon yapıyorlar. Ben birey olarak ben bunu hayatımda somut 20 yerde gördüm. Her yerden geldiler. Her şekilde geliyorlar, ediyorlar. Ama ben o taklaları ya da hakikaten oradan sıyrılıp da var olan sistem içerisinde eklemlensem, etsem başka kanalların da her zaman açık olduğunu görüyorum. Yani o Cihangir sofrasına oturmak büyük kabiliyet ya da büyük beyin işi değil. Biraz
biraz kabiliyet, biraz beyin ve büyük miktarda ahlaksızlık ve namussuzluk yeterli. Onu gördüm, ettim. Bütün hikaye burada. Ulusalcı dediğin, millet dediğin anda, cumhuriyet dediğin anda hikaye başka oluyor abi. O zaman ana hedef oluyor. Çünkü tek Türkiye için değil. Türkiye'de cumhuriyet iktidarı denilen bir model Almanya'sını, İngiltere'sini, ABD'sini, İsrail'i de büyük kabusa sokacak hikayedir. Ortadoğu ve dünya tarihini dönüştürecek bir hikayedir. Ben buna samimi bir şekilde inanıyorum. Türkler Anadolu coğrafyasında biz cumhuriyet devrimini tekrar inşa edelim. Dünyanın bütün o ağaları paşalarının yazdığı ve yazacağı tarihler değişecek. Bu böyledir. Savaş da olacak. Çünkü eninde sonunda bu işin bir savaş ve savaşan taraflar olacak. Görüyoruz işte bak bütün Avrupa, bütün ABD girdi Ukrayna'ya. Lan artık 15-16 yaşındaki bebeleri transferlere düştüler. Savaştıracak. Kolay değildir savaşmak. Kolay değildir uğrunda savaşacak böyle adam bulmak. AKP bile 15 Temmuz'da sıkıştı. 16 Temmuz'da Mustafa Kemal'in portresini astıydı AKP genel merkezine. Savaştıramaz. Kan başka bir şeydir. Bedel ödemek başka bir şeydir. Millet ve milletin çocukları yapabilir. Cumhuriyet ve cumhuriyetin çocukları yapabilir. Örneğinde görülmüştür. Yani ulus devletin kendisine aidiyet hissetmeyen insanlar... Yani uğruna ölecek bir ideale de sahip olmayan insanlardır. Böyle bireyselliğe gömülmüş insanlar savaşmazlar. Ya da niye savaşmayı gereksiz görürler? Mesela bizim halkımızın, Türk halkı diyoruz, kimliğinin bir parçası da aslında Müslümanlıktır. Müslümanlık kimliğinin parçasının olması şöyle bir avantaj sağlar ona. Şehitlik diye bir kavram vardır. Ve şehitlik için canını vermekten çekinmez. Çünkü... O dinini yaşayabileceği, inancını yaşayabileceği toprağın burası olduğunu bilir. Başka biri geldiği zaman o inancı yaşayamayacağını, o inançla, bağlılıkla bu topraklarda, ancak bu topraklarda var olabileceğini bildiği için onun için ölmekten kendini yani çekince duymaz. Ama bireyselliğe gömülmüş insan, hayatın, ulus devletin bir değerinin olmadığını düşünen insan savaşacak hiçbir şey bulamaz. O zaman küresel şirketler gelir onu sömürür. Başka ülkeler girer, ülkene girer. Sesini çıkarmaz. Bakıyoruz mesela Orta Doğu'daki hikayeler de böyle. Ulus olamamış toplumlar var orada. Yani oraya bir aidiyet hissetmiyor. Aidiyeti zedelendiği zaman çok çabucak oraya işgal edilebiliyor. Ve o işgali kabul ediyor. Direniş göstermiyor. Bakıyorsunuz mesela 3 gün sürüyor savaş, 5 gün sürüyor. Direnmiyor çünkü bir ulusal aidiyeti yok. Bir cumhuriyeti yok. Kurmamış orada. Cumhuriyet onları bir vatandaş haline getirmemiş. Ve onlar sadece kendi bireyselliklerine, kabilelere, aşiretlere bölmüş. Parça parça hale getirmiş. Ve o parçalar da bir araya gelemediği için çok çabuk yutulmuş. Aslında Türkiye'de de yapılmak istenen şey bu. Çeşitli cemaatler kurmaya çalışılıyor işte. Etnik milliyetçiler bir cemaat, dinciler bir cemaat, Atatürkçüler bir cemaat. Ama biz bu hikayeyi birleştirmek istiyoruz. Cumhuriyetin yapmak istediği şey de bu. Bir ortak bir hikayemiz olsun. Çünkü ortak hikayemiz olmadan bu ekmeği bölüşemeyiz. Bize bu ekmeği yedirmeyecekler. İnsanı mutlu edeceğin şey varoluşunda gelen bir şeyler. Evrensel dedik ya biraz önce. Bölüşmektir. Evet. Gerçekten mesela bir yere gidelim oturalım tek başımıza yemek yiyelim bir keyif almayız. Ama bir aile sofrasıyla bir arkadaş sofrasıyla beraber oturduğumuz zaman ondan keyif alırız. Bir iş tek başımıza yaptığımız zaman mutlu olmayız. Aynen öyle. Ama beraber yaptığımız zaman mutlu oluruz. İnsanın doğasında vardır bu. Ama insanı bireyselleştirdiğimiz zaman insanın doğasından kopartıyoruz işte. İnsanı böyle yalnızlık makinesi haline getiriyorlar. Sistem sadece çalışsın ve onun sistemin daha çok üretim ve tüketimine yönelik hamle yapsın. Üretsin ve tüketsin, üretsin ve tüketsin. Sosyalleşmesin, beraber yapmasın, hep bireysel olsun. Biraz önce, yayından önce konuşmuştuk abi seninle. Güney Kore örneği. İnsanlar ortalama, hani kapitalizmin baktığım zaman zirve ülkelerinden birisi. Şu an bize böyle çok güzel bir örnekmiş gibi sunuluyor. Tüm dünyada böyle dizileriyle, filmleriyle, müzik gruplarıyla ideal bir ülke gibi sunuluyor. Ama baktığım zaman insanlar gerçek ne? 45-55 metrekare arasındaki evlerde yaşıyorlar ortalama. İnsanların günde ortalama 14 saat çalışıyorlar. 14 saat. Hükümet insanlar belli bir saat sonra çalışmasınlar diye bazı bölgelerde elektrikleri kesiyor. Çünkü mesai kavramı diye bir şey yok. Mesai ücreti diye bir şey yok. Şirketler daha çok çalışmasını istiyorlar. Şimdi baktığımız zaman İngiltere'deki sanayi devriminden ne fark kaldı? Orada da köyden getirilen insanlar günde 16 saat çalıştırılıyordu. Abi, şimdi Güney Kore'de 14 saat çalıştırılıyor. Tek fark ne biliyor musun abi? Şimdi insanların eline telefon verdiler. Araba verdiler. Telefonum var son model. Arabam var. Teknolojik aletlerim var. Ama onlardan yararlanabileceğin zamanın yok.
zamanımızı çaldı aslında baktığım zaman. Kapitalizm, İnsanlıktan çıkarttı bir daha. Yani bize makineleri i̇nsanı, veriyor, oyuncakları veriyor. Bize insanı yabancılaştırıyor. İnsanlar bir araya gelip bir şey konuşamıyorlar, iletişim kuramıyorlar. Bir araya geliyor, mesela çocuklarımız bir araya geliyorlar, oyun oynayamıyorlar. Yani herkes şöyle, elinde telefonla oynuyor. Herkes toplanmış mesela. Bakıyorsun hikaye. Biz çocukken iki tane taş koyardık, kale yapardık, futbol oynardık. Şimdi insanlar, çocuklar o yaratıcılıktan mahrumlar. Hani herkes eline telefonu alacak, oradan bir şey yapacak. Bir araya gelelim, bir oyun üretelim, bir oyun türetelim. Yani iki tane taştan bir oyun üretelim mi yapamıyor. Ya da oyuncağımız yoktu, kendimiz bir oyuncak inşa ederdik. Plastiklerden, tabii ya dediğin gibi taş şeyler. Taş toplardık, o taş, 100 taş, 5 taş bilmem ne, nasıl hikayelerdi. Kapitalizm yani bizim hayal gücümüzü elimizden aldı. Bize oyuncaklar verdi, çocuklarımıza oyuncaklar verdi. Çocuk artık hayal etmiyor ki. Her şey var zaten. Oyuncaklar var. Ben neden bir şey üreteyim? Çözüm üretme becerimizi elimizden alıyor aslında. Her şeyi bize vererek. Hani mesela biz eskiden bilgiye ulaşmak için ben ansiklopedi karıştırdım. Evde hala ansiklopediler var. Ansiklopedi karıştırdım. Şimdi telefona basıyorsun, her şey karşına geliyor. Bu bizi aslında bilgiyi değersizleştirdi. Evet. Bizim çözüm yolu, yani bilgiye ulaşamadığımız zaman hep şunu düşünüyorduk. Ne yapabiliriz? Nereden ulaşabilirim? Şu kütüphanede var mıdır acaba? Ya da şurada var mıdır? Hep böyle bir disiplinle arayış içerisinde olurduk. Suyu arayan adam dedik ya, biz de hep suyu arıyorduk ama artık bizim önümüze suları koydular ve biz hiçbir şey aramıyoruz. Hiçbir şey değiştirme inancımız yok. Her şeyin verili düzen içerisinde olduğuna ilişkin sanal bir hissiyat yarattılar. Bu hissiyatın aslında sahte olduğunu biz insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bunu neyle yapıyoruz? Edebiyatla yapıyoruz, sanatla yapıyoruz. Çünkü bunların içinde gizli. Amerikalı profesör, Amerika'da ders veren profesör Tietze, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam romanını okuyunca Doğu Edebiyatı dersi veriyor Amerika'da. Mektup yazıyor Şevket Süreyya Aydemir'e. Kitabınızdan çok etkilendim diyor. Ben ilk defa bir yazarla tanışma isteği doğdu içimde diyor. O kadar etkileyici baktığım zaman. Hmm. Yani ne yapıyor? Varoluşu sorgulayan bir şey var, yanı var. Yani bize verili olanın dışarısına çıkarıyor, sorguluyor. Yani bu hayatın dışında bir gerçeklik var. Ne var diyor? Biz bir anlam arayışımız var. O anlam arayışımız içerisinde bir şeyleri değiştirme iradesi ortaya koymamız lazım. Ve bundan hiç vazgeçmememiz lazım. O iyi insanı arama, o sürekli iyi insanı arama. Şey yapma. Hani, Oğuz Atay bu tutunamayanlar da yapıyor ya. Abi sayfalarca inanılmaz bir şey ya. Abi bizim destanlarımızda da bu vardır. Sürekli bir arayış vardır. Bir kahraman bir yolculuğa çıkar, bir arayış içerisine girer. Aslında bütün hayatımızın hikayesi bu olması lazım. Biz oturduğumuz yerden bir şeyleri değiştiremeyiz. Sabahtan akşama kadar televizyon izleyerek, telefona bakarak bir şeyleri değiştiremeyiz. Ya da hayatımız boyunca bir köşeye sinip, sessiz kalarak, her şeyi onaylayarak, sadece oy vererek bir şeyleri değiştiremeyiz. Şikayet ederek bir şey değiştiremeyiz. Bir yolculuğa çıkmamız lazım. O yolculukta... O yolculuk da kendi başına öyle bir mutluluk kaynağı oluyor ki. Hı. Beraber bir savaş vermek var ya, bir kadroyla beraber, ortak ideal... İnanılmaz bir mutlu ve inanılmaz güçlendiriyor da seni. Hani birken bin hissediyorsun. Yatarken, kalkarken, yürürken, konuşurken, rest yaparken artık diyorsun ki başka bir şey. Yani o kavga haklı ve namuslu bir kadroyla verilen namuslu bir kavga insanı insan yapıyor ve geliştiriyor, zenginleştiriyor. Evet, vicdanen birçok hikayede canımızın acıdığı hikayeleri daha böyle çıplak görüyoruz, ediyoruz ama o kitle, o beraber savaş verdikçe güçleniyorsun yani. Altında ezilmiyorsun. Yani bu bütün hikayenin altında ezilip lan nasıl olacak? Bu dünya bu kadar kirli falan filan demiyorsun. Not ediyorsun. Onu da not ediyor. Onu da not ediyor. Ha, demek ki şunu da yapacağız. Demek ki bunu da. Mustafa Kemal yapıyormuş ya. Tık tık not aldırıyormuş. Şunu şöyle yapacağız. Tamam, şuraya şunu yapacağız. Buraya şu barajı kuracağız. Buraya bunu yapacağız. O zamanlar o kadar herhalde büyük yolsuzluklar. Daha AKP falan zihniyeti yoktu ya. Böyle bir profesyonel. Adamın aklına gelmez böyle bir soygun düzeni. Yani Atatürk'ün müthiş bir zekası var. Şimdi Anıtkabir'e gidenler, Atatürk'ün okuduğu kitapların olduğu bir bölüm var. O kitapların kenarlarında böyle 5000 küsur kitabı var. Küçük adam. Küçük notlar vardır orada, dikkat etsinler. Şimdi hiç kimsenin aklına gelmez. Mesela orada atıyorum bir tane Çuvaşça sözlük var. Çuvaşça sözlüğü okuyor orada. Kenarına not alıyor. Yani biz dil devrimi yaptığımız zaman Çuvaşça'dan şu sözcüğü alıp kendi dilimize yerleştirebiliriz. Yani biz böyle yabancı sözcüklerle değil de kendi sözcüklerimiz, evet, olsun. Türk devletlerinden bir sözcük olsun ki biz Orta Asya'daki devletlerle de bir ilişki kurabilelim ileride. Yani şu öngörüye, şu zekaya, hani o toplumlarla bir ilişki kurabileceğine. Cumhuriyet kurulacak, dil devrimi yapılacak ve o toplumlarla ilişki kurulacak. Şu öngörüye hiçbirimiz sahip değiliz. Evet, müthiş ya. Bir zeka aslında. Çuvaşça sözlük.
Nereden aklına gelir şimdi? Hani ben mesela hani şu an bazı insanlar kendilerini çok zeki görüyorlar, çok ileri görüşlü görüyorlar ama şöyle bir ileri görüşlü, şöyle bir zekayı gördüğümüz zaman hayranlık dışında tabii. Başka bir duyguya kapılamıyoruz. Ben şey diyorum ya, başka bir şey. Hani yani deha dediğimiz insanı, şey aslında tabii, tabii. O. Ve her toplum, her millete nasip olmuyor. Bizim topraklarımızdan çıkmış. Bu topraklar çıkar aslında. Çıkarır ama işte o özgüven perspektifini bırakmamamız lazım. Bizi yanıltan, zehirleyen, kandıran o medyaya, o düzene, var olan düzene aldanmamamız lazım. Sürekli ümitli olmamız lazım. Bir araya geldiğimiz zaman evet. Bir şeyleri değiştirebileceğimize olan inancımız artıyor. Mesela Serkan abi, senle hiç tanışmıyorduk ama bir araya geliyoruz. Saatlerce konuşabiliyoruz. Evet, yani niye? Çünkü ortak bir duygu var. O duygu bizi daha güçlü hissettiriyor. Ve ülke sorunlarına ilişkin çözüm bulabiliyoruz bir araya geldiğimizde. Nihat abiyle buluştuk. Ben seni dinledikçe mutlu ve umutlu evet. Oluyorum, güçleniyorum. Benim tamam. Gibi düşünen insanlar evet. Varmış diyoruz. Biz Nihat abiyle buluştuk mesela, saatlerce muhabbet ettik. Ya diyoruz. Demek ki böyle insanlar var ya, biz aslında buradan bir çağrı yapıyoruz. Böyle insanları bir araya getirmek için. Bakın böyle insanlar var. Siz kendinizi bir ümitsizliğe hapsetmeyin. Biz varız burada. Evet. Siz de bizimle bir ortaklık kurun. Düşünsel ortaklık kurun ve bir şeyleri değiştirelim diyoruz aslında. Yani kendinizi yalnız hissediyorsunuz, yalnız değilsiniz. Bu mesajı veriyoruz. Herkes aslında bizim sesimize, çağrımıza kulak verirse, insanlar bir araya gelirse, bir şeyleri değiştirebileceğine ilişkin bir inanç kazanırsa, bir bilinç kazanırsa, o zaman bir şeyleri değiştirebiliriz. O zaman hani bu örgütlü mücadelenin bir anlamı olabilir. Dernekleşebiliriz, bir araya gelebiliriz. Beraber bir düşünce üretebiliriz. Ve o bizim özgüvenimizi ve gücümüzü arttırır. Biz çok daha fazlayız aslında. Bu topraklarda gerçekten işini çok iyi yapan, cumhuriyete bağlı, yurtsever çok insan var. Sadece bu insanlar birbirlerinden habersizler. Çünkü müthiş bir örgütsüzlük var ve karamsarlık iklimi yaratıyor. Bize şöyle bir sanal bir bilinç vermişler. Hayır, siz çok azsınız. Siz o kadar azınlıktasınız ki, siz dinozorsunuz aslında. Çok kötü bir şey yapıyorsunuz ve karanlıkta kalan bir düşünceniz olması lazım. Kendinizi mesela ben cumhuriyetçiyim dediğim zaman insanlar şöyle bir algı yaratmışlar insanların üzerinde. Ha, bu adam şeyde faşist. Ulusalcı. Allahsız diyor mesela. Evet. Cumhuriyetçi mi deyince öyle geliyor. Öyle bir kodlamayla aslında insanların zihnine olumsuz bir mesaj veriyorlar. Ama biz de konuştukları zaman, bizim fikirlerimizi dinledikleri zaman bu önyargıların hepsi yıkılıyor. Ben bunu mesela İstanbul'da bir konferans verdim. Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde. İnsanlar çok büyük önyargıyla geliyordu. Bu postmodern saldırı altındaki edebiyat, Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat tartışmaları diye. Çok büyük bir önyargıyla gelmişti insanlar. Sonra orada ben konuştukça, insanlar anlattıkça insanların bütün o algısı değişmeye başladı. Ön yargılar. Çünkü şu anki sosyal medya o şekilde bir fişleme yapıyor. Ya bu adam Türk diyor. Nasıl? Demek ki faşist, kafatasçı. Ama orada anlattığın zaman, temas ettiğin zaman, insanlarla aynı mekana geldiğin zaman o bütün algıları yıkabiliyoruz. İşte daha çok insana temas etmemiz lazım. Kesin. İnsana samimiyeti var ya abi, anlıyor. Yemin kesinlikle ederim bak. Kesinlikle. Yani o temas ettiği zaman. Onu görüyor ettiği zaman hikaye başka oluyor yani. Yani o zaman başka bir şey. Kodlandığı gibi bir insan değilmiş diyor orada, gördü. Birebir temas ettiği zaman. Ben o yüzden mesela bu tip konferanslara daha çok önem veriyorum. İnsanlarla birebir temas ettiğin zaman. Çünkü o yanlış algıları, putları kıran şey aslında o. O samimiyet, senin o cesmemitlerindeki gerçeklik. Çünkü bakıyor etrafındaki o sahteliklere, inanmış ve coşkulu bir insan var. Coşkuyla anlatıyor gerçeklerini ve inandığı değerleri, doğruları bilimsel verilerle savunuyor ve çok iyi çalışarak gelmiş oraya. Onların içinden gelen bir insan baktığın zaman, ya bu benim zihnimde kodlanan gibi bir insan değilmiş diyor. O algıları yıkıyoruz. O yüzden böyle hani nasıl bizim cumhuriyetçi aydınlarımız Anadolu'ya halka gittiyse, bizim de halka gidip onlara temas etmemiz lazım. Kesin. Onlarla konuştuğumuz zaman aslında onların dilinden anlayan, onların içerisinden gelen insan olduğumuz daha çok anlaşılıyor. Belki ekranlardan o samimiyet verilemiyor ya da bu ekranlar bizim istediğimiz kadar insanlara ulaşamıyor. Ama dışarıda ulaşılmayı bekleyen milyonlarca insan var. Dokunulmayı bekleyen, temas edilmeyi bekleyen, sizin fikirlerinizle, bizim fikirlerimizle aydınlanmayı bekleyen milyonlarca insan var. Asla ümitsizliğe düşmememiz lazım. Ben hayatımın hiçbir anında ümitsizliğe düşmedim. Yani düşebiliriz, sendeleyebiliriz, yıkılabiliriz ama ümitsizliğe asla yer yok. En kötü anda olabiliriz. En kötü an bile aslında biz çıkış noktası için fırsattır. O fiziğin yasasını asla unutmayacağız. Düştüğümüzde, gerildiğimizde bile bu daha büyük bir sıçrama için aslında bir fizik yasasıdır, fizik kuralıdır. Bize gerileme
gerileme verildiği zaman aslında daha büyük bir sıçramanın ön hazırlığıdır. Bunu unutmamamız lazım. Cumhuriyet aslında bize bu bilinci verdi, bu duyarlılığı verdi. Atatürk bize bu duyarlılığı verdi, bu bilinci verdi. Bir de Allah da iyi insanla birlikte oluyor ha. Ben onu gördüm yani hayatımda da. Vallahi bir Allah var kardeşim. Sen doğru işler, doğru mücadeleler, doğru işler yapıyorsan, ne diyorsan kapını açıyor ya da bir şekilde koruyor. Yani lan diyoruz ben her gün işte yatarken kalkarken falan düşünüyorum işte tamam lan diyorum ki kardeşim hani bu adamlar bu kadar kuvveti var, bu kadar örgütsel yapı, tarikatı, cemaati, memlekette savaşmadığımız alan kalmamış. Madeni, Tayyip'i, Soylusu, Hulusi Akar'ı, bilmem şey tarikatı, İskenderası, FETÖ'sü, PKK'sı falan. Lan hani bir yerde normalde böyle şey olur. Hani başka bir hikaye olur. Tamam ticari bilmem ne sağına soluna o etki elemanları giriyor ediyor falan. Ama şunu çok iyi biliyorum çıkıp gezerken ederken. Yemin ediyorum bunların hepsi bizden daha büyük korku iklimine evet. sahip. Çünkü bunlar vatanını sattı. Büyük korkuları var. Bunlar hırsızlık yaptı. Büyük şeyleri, çöküntüleri var. Kafada güçlü değil adam. Teke tek çıktığında psikolojik olarak benim teslim alacağımı ya da yeneceğimi biliyor. Bu diyor adam yener beni. Hani boyu şu kadardır, kilosu bu kadardır da hakikaten gırtlağına yapışacağımı biliyor yani. Çünkü hesapsız ya da namuslu ya da rantın, hırsızlığın bilmem bir hesapla falan yapmadık bu savaşı ya da öyle yapmıyoruz. Ama oraya bir bakıyorsun. Lan her yerin kirlenmiş, her yerinden bağlam. Gel bakalım da bir görelim kabadayla. Gel bakalım Allah büyük diyoruz yani. Allah onun için hakikaten iyinin yanında. Hesapsız ve tavizsiz insanların karşısına çıkamazlar aslında. Evet. Onlar sadece algı oyunlarıyla. Pusu kurar en fazla evet, yani. Ha, onu yapar pezi. Yani tövbe bizi düelloya çağırıp pusu kurarlar. Ha. Başka bir şekilde savaşma imkanı yok. Çünkü karşısında çok net bir doğruyla gidiyorsun. Çok net bir gerçeklikte ve halktan yanasın. Onunla savaşacakları hiçbir alan yok. Onu sadece etiketleyip itibarsız hale getirebilirler. Yani onlara kumpas kurmaktır. Entelektüel kumpastır bunun adı. Entelektüel kumpas kurarak onu itibarını halkın nezdinde küçültmeye çalışır. Ama Dostoyevski Suç ve Ceza'da çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki doğru pırıl pırıldır. Onu gözden kaçıramazsın. Evet. Onu ne kadar gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar kötü göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar, o pırıl pırıl doğruyla, pırıl pırıl hakikatle insanların karşısına çıktığımız zaman onları bir yerden yakalıyoruz. Onlar yakalayamıyorlar. Onlar belli bir süreliğinde sadece hipnotize ediyorlar. Biz gerçekleri gösterdiğimiz zaman o hipnotize sona eriyor. Bir anda insanlar uyanmaya, aydınlanmaya başlıyor. Biz o yüzden insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa akşamın bu saatinde buraya gelip insanlara bir şey anlatmak. Bir de paylaşmak istiyoruz işte. Yani. Aynı bildiğimiz bir hakikat var. Evet. Ve o hakikati toplum için yararlı hale getirmeye çalışıyoruz. Daha çok insana ulaşsın diye. Yoksa niye böyle bir yayın yapalım? Niye bir araya gelelim? Kendimize saklarız. Hani o kendi bencilliğimiz içerisinde ben aydınlanmışım zaten deyip orada içsel bir rahatlık duyuyoruz. Ama biz o kolektif kültürden gelmişiz. Bu topraklardan gelmişiz. Ve hiçbir şey kendimiz için istemiyoruz. Herkes için istiyoruz. Cumhuriyet bize bunu öğretmiş. Aslında kendimiz için istediğimiz işte hikaye de o. Herkes iyi olduğu zaman ben mutlu olduğum için. Aslında belki de iyi insan değilimdir. Bak ben bunda da mesela şey diyorum. Hani ben iyi ya da doğru ya da güzel işte bilmem en ahlaklı en doğru olduğum için değil. Bizim hastalığımız da bu demek ki abi. Yani milletle beraber işte mutlu olabiliyoruz. Eğer olabilseydim o bireysel olurdum herhalde yani bireysel mutluluk, bireysel işte şey daha fazla işte içki, daha fazla gezme, daha fazla kadın kız, daha fazla bilmem şunlar bunlar beni mutlu etseydi tahminim öyle olurdum ama biz öyle olamadık. Bu da belki bireysel bir şeydir, belki bencil bir şeydir ama mutlu ve huzurlu beni güçlü kılıyor ama öbürünün gücü yok, mutluluğu yok çünkü savunamıyor. O savunamıyor, ben savunabiliyorum ama. Ben diyorum ki yaralardı. Toprağı vatanı ben koruyorum ya da toprağı vatanı yükseltmeye çalışıyorum. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kendini, teyzenin oğlunu, amcanın oğlunu, bilmem neyini, karını, çocuğunu bilmem ne. Adam denklemi onun üzerinden kuruyor ya da vatanseverliği falan. Çocuklarım için yapıyorum falan. Ne çocukların için yapıyorsun oğlum? Çünkü böyle bir hikaye olur mu yani? Çocukların için mi? Lan herkesin çocuğunu kendi çocuğun görebiliyorsun. Mesele o yani. Hani benim çocuğum olduğu için Mustafa Kemal'in çoluk çocuğu mu vardı yani o savaş veriyor ediyor falan. Bir de o hikaye oradan kutsallık kuruyor. Çocuğum için yapmak zorunda. Çocuğun değil namusun ve doğru için yani çocuğun olur olmaz bilmem nedir hikaye. Vatanseverlik bu ailesel bilmem ne aşiret ilişkilerine bağlanacak hali yok. Birey olarak bir doğrumuz bir ilkemiz bir şeyimiz olsun mesele bu kadar.
Abi saatlerdir konuştuk, saatlerce de konuşuruz. İzleyiciler de bayramın 3. günü sıktıysak hadi, gerçi sıktıysak kapatın ya. Bazıları da var mesela, uzattınız falan. Abi kapat, başka yeri aç bana, ne zorla mı giriyorum yani evine bilmem ne. Herkese tekrar bayramınız kutlu olsun. İnşallah daha güzel, dediğim gibi yani bu bayramların hüznü ve o artık bizde yaratmış olduğu vicdan sıkışması mı diyeyim ne, bunları halledebileceğimiz bir hikayeyi, bir bayramlaşma günlerimiz inşallah olacaktır. İnşallah öyle güzel günler, güzel halaylar, güzel türkülerle bayramlar kutlayacağımız, edeceğimiz hikayeler olacaktır. O günleri Allah nasip etsin diyorum. Bu arada destek olan arkadaşlarımıza, bayram açtığı gönderen Sami Kaya, Alper T, evet, bayram açtı güzel, teşekkür ederiz Alper T kardeşim. Göktürk Ata, İsa Sakar, Tayyareci Behçet, teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kapanışı sen yap abi, söylemesin. Herkese teşekkür ediyorum. Yayınımıza ortak oldular. Umarım faydalanabilmişlerdir. Hani Şevket Süreyya Aydemir'i, Cumhuriyet aydınlanmasını, Cumhuriyet devrimcilerinden birisini anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki programda da Tahsin Yücel'i düşündüm. Gökdelen romanı çerçevesinde. Hani izleyicilerimiz okurlarsa daha anlamlı gelir. Tahsin Yücel de çok değerli ve çok önemli bir Cumhuriyet aydınıdır. Önümüzdeki hayatta programda da... en çok babamı sevdim diyordu değil mi herhalde oğlum? Yok, o Can Yücel. Ha Can, tamam işte, Can Yücel'in babası Hasan Ali. Hasan Ali Yücel. Ya, Hasan Ali. Tahsin Yücel, Tahsin Yücel başka bir hikaye. Tamam. Tahsin Yücel'i önümüzdeki programda onu konuşuruz. Gökdelen romanı ya da Gökdelen romanı şeyi arasında şeyi de konuşuruz. Peygamberin son 5 günü. Çünkü onlar da çok önemli romanlardır ve Tahsin Yücel de Cumhuriyet aydınlanmasının çok önemli neferlerinden birisidir. Yani gerçek aydınlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, var olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bizleri aydınlatıyorsun. Bizleri bilgilendiriyor. Bilgilendikçe, ettikçe daha mutlu, daha güçlü oluyoruz. Sağ ol, var ol. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bayramınız geçmiş olsun, kutlu olsun. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere.